Takım oyununa hoş geldiniz. Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. 16. hafta erteleme haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğuydu. Siyah beyazlar sahadan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bu defa taraftarının yüzünü güldürdü. Yeni hocasına kavuşan Beşiktaş 3 puanda Rize'de haliyle yazdırdı. Hem bu mücadeleyi hem de erteleme haftasında 16. haftada oynanacak diğer karşılaşmaları takım oyununda çok değerli isimlerle mercek altına alacağız. Reha Kapsal, Murat Özbostan ve Gökhan Keskin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz takım oyununda. Gökhan Hocam, sizinle başlayalım. Yeni hoca tribündeydi. Sağda da coşan bir Beşiktaş vardı. Vallahi hocanın adı yetti mi diyelim? Ne diyelim? Öyle mi başlayalım acaba? Gölgesi yetti. Yani maçı kime yazacağız onu bile bilmiyorum esasında. Maç şimdi Serdar Hoca sağda, Santos Hoca kenarda. Kime yazacağız maçı onu bile bilmiyorum ama Beşiktaş takımını hakikaten ayarları bozar. Yani ne yapacağı belli değil. Yani bir ne gün hocam daha yeni pazar 3 gün önce oynayan Kasımpaşa karşısına çıkan takımla bugün oynayan takım arasında dünyalar var. Hiçbir şey ne yaptığını bilmeyen bir Kasımpaşa maçındaki Beşiktaş bugün sanki oyunculara bir şey olmuş gibi. Ha, bazı oyuncular değil. Mert kalede bildiğimiz gibi adam hiç fark etmiyor. Yani o oyunu, vasatını her zaman iyi topa, iyi maç çıkarıyor. Bugün bakıyorsun gene kendi sahasına, kalesine 7 tane top gelmiş. 7 tane kurtarışı var. Yani öyle kritik anlarda öyle topları çıkarıyor ki maşallah demek lazım. Mert her zaman bildiğimiz gibi. Onur'un Beşiktaş seyircisiyle problemi ne onu da bilmiyorum esasında. Elinden geleni yapıyor çocuk. Mücadele ediyor. Ha, hataları olmaz olur mu? Hataları maç içinde var ama bu kadar işten bu kadar mücadeleci bir Onur bence bu kadar hak etmiyor yani. Bence Onur'a biraz daha seyircinin müsamaha göstermesi lazım, şans vermesi lazım. Nasıl Fenerbahçe geçen sezon İrfan Can Kahveci ile bir problem yaşadı ama bu sene İrfan Can harikaları oynuyor. Bence Onur da aynı pozisyonda olabilir. Onur da geldi ilk sezonda öyleydi zaten hocam. Yani ya Rozier'le beraber değişmeli evet. Oynuyorlardı. Önlü arkalı milli oynuyorlardı. Şamız, tabii çok iyi oynuyordu ama tabii ki bir formsuz dönemi geçti. Şu anda bence diyorum yani takımda hakikaten mücadele ediyor. Belki istenmeyen oyuncu konumda seyirciden çok tepki alıyor ama ben onların hak ettiğine inanmıyorum. Bahtiyar'ı da artık yani böyle joker oyuncu aldık ya. Stoperden başka yerde oynayanın kalbini kırmak lazım ya. Hakikaten adam stoper ne zaman oynasa iyi oynuyor ya. Hatasız oynuyor. Stoper ne zaman oynasa Bahtiyar hatasız oynuyor. Bırakın artık jokeri. Sol beke, sol öne. Yani yama yapmak için almışız ya. Bırak stoperde oynasın artık adamı. Bir şekilde gidiyor. Gerçek yeri orası diyorsunuz. Yani bence şu anda gösterdiği performans, stoperde gösterdiği performansla yokluk zamanında hakikaten varlardan çok çok daha iyi oynuyor bence. Oyuncu özelliği yok da sanki yani, oraya değil mi daha uygun gibi. Baya. Şimdi Demir Ege, ben sezon başında Semih için diyorum ki devamlı süre alması lazım diyordum. Aynı şeyi şimdi Demir Ege için diyorum. Bu oyuncu da süre aldıkça hakikaten kendi içindeki o cevherler ortaya çıkacak. Ve Beşiktaş takımına çok faydalı, çok yararlı bir orta saha elemanı kazanacak. Demir Ege'yi de artık gelen hocanın hiçbir şekilde göz ardı etmemesi lazım. Mümkün olduğu fırsatta da süre verirsek Beşiktaş hakikaten çok iyi bir orta saha oyuncusu kazanacak diye düşünüyorum. Santos, Getson yani baktığımız zaman Getson Santos'un adını duyduktan sonra bugün bir şey oldu. Daha önce oynamak istemeyen, kaçan, sakatlığını öne süren Getson milli takımda kendisine şans veren Fernando Santos'tan sonra bugün tekrar futbola başlamaya karar vermiş. Çıktı. Sezon başındaki performansını aratmayacak bir performans gösterdi. Eski takımına karşı evet. Duygusal bir maçtı onun için. Aynı şekilde Raşika'ya da Galatasaray'ın şampiyonluktaki pay sahibi Raşika bugün o dribling örneklerini gösterdi. Beni şaşırttı açıkçası. Yani attığı ilk gol olsun, o arada driblingler olsun hakikaten şaşırttı. Semih için ben sezon başından beri hep aynı şeyi söylüyordum. Şenol Hoca da varken hep şans alması gerektiğini, çok az şans verdiğini, Nefçi maçından sonra attığı golden sonra daha da çok şans verilmesi gerektiğini hep söyledim. Bu sayede Beşiktaş çok iyi bir golcü kazanacağını da söyledim. Semih maşallah ya yani yağmurdan sonra böyle gökkuşağı çıkar ya,
Onun gibi böyle yani seyrine doyum olmayan bir... Kötü işte, sezonun en büyük ödülü olsun. En büyük ödülü. Geçen mesela Kasımpaşa maçına gol atmasına rağmen bir şeyler eksikti. Şimdi bu maçta Semih Çıtay'ı öyle bir yükselttik artık beklentileri yükseltti. Yani eskiden Beşiktaş takımında gol attı mı kim attı diye sormazdın. Abubakar atardı. Şimdi Semih'e döndü iş. Genç yaşında beklentileri o kadar yüksek tuttuk ki artık o beklentileri aşağı düşürmeyecek. Yani o baskıyı kaldıracak. Kendisi de söylüyor daha çok çalışması gerektiğinin farkında. Bence çok çalıştıkça hakikaten hem Beşiktaş hem Türk futbolu çok iyi bir golcüye kavuşacak. Bunu altyapılarda, altyapı milli takımlarında gösterdi. Genç milli takımlarda. Bence A milli takımda da eğer şu formu devam ederse, bence Almanya'daki geniş kadroda olursa hiç şaşırmamak lazım Semih için. Onun haricinde... Santos... Onu açarız zaman biraz bencil mi kısmını konuşmak lazım hocam. Bencil kısmı ama onu her zaman ya söylüyorum. Yani sorumluluk mu alıyor? Yani nasıl değerlendirmek lazım? Için, bak son 3 maç 4 tane gol attı. Beşiktaş'ın son maçlarda attığı 6 golün 4'ünü Semih attı. Eğer bu bencillikse bencil olmaya devam edecek. Yani ben 2 tane pozisyonda bir Rebic'in pozisyonunda. Bazen o tarz genç futbolculara vurmadığı için de kızdır. Sorumluluk almıyor. Korkmaması lazım denir. Bazen de niye pas vermedi denir. Biz Semih için hangisini kullanacağız? Buna karar verelim mi diye alt, sordum. Altyapılarda golcü oyuncu dikkat et hiç pas vermez. Altyapılardan gelen. Hakikaten yani gole yakın oyuncular kolay kolay pas vermez. Semih böyle gelişiyor. Yani tabii ki takımla beraber oynamalı. Çünkü bir pozisyonda Raşit'se biraz bozuldu farkındaysanız. Raşit'se'nin verdiği bir pas vardı. Ya iki dönüşünü tane bekledi. O uzak dereydi. Vermeyecek dedi. Zaten. Yani Semih'in kafasında gol atmak var. Daha önce hatırlıyorsan bir Rebic'le olan bir pozisyonu var. Orta sahadan kaleye vurdu. Normalde orada pas atması lazım. Oradan kaleye vurdu. Ama pozisyon için vermesin. Ama ceza sahası içinde pas vermedi. Hiç kimsenin kızmasına gerek yok. Ceza sahası içinde Semih'ten pas almak bir, zor. Hocam da santrafor'da onu soralım. Genel değerlendirmeyi sonra alacağız hocam. Semih'in gelişimini nasıl buluyorsun? Sadece o bölüme cevap verirseniz. Sonra devam edelim. Yani sizce doğrusunu mu yapıyor Semih? Ya kısa alanda çabuk. Bir kere yüksek konsantrasyonla oynuyor. Kuvvetli bir oyuncu. Bazen evet opsiyon varken vuruyor. Onu da mutlaka antrenörleri göstermedi. Gelişimi de sağlamadı. Gereksiz vurdu, ediyor, zorluyor. Doğru orada bir pas tercihi de olabilir. Daha oyuncular da var. Atağın da sollanması gerekir. Onu gençliğine veriyorum ben. Mutlaka geliştirecektir. Çünkü biz hani Abdülkadir'i de Trabzonsporlu vurmuyor diye eleştiriyoruz da hocam. Bunu da vuruyor diye eleştirecek miyiz? Onu merak ettiğim için. Yok bu çok sorumlu alan. Tabii. Yani ben Demir Ege Hoca çok güzel söyledi. Devam etsin ben hem lafını da bölmeyeyim de. İkisi de duygusal zekası, duygusal zeka açılımı, olgunluğu çok iyi. Genç oyuncu oynatıp takımın kalitesini düşürürsün mesela gençleştireyim derken. Hayır, ikisi de hiç sırıtmıyor. Takımın kalitesini bana göre yükseğe çekiyor. Semih de mutlaka dediğiniz gibi yani o opsiyonları daha oyun bilgisini geliştirerek nerede pas, nerede vuracak mutlaka geliştirirse farklı seviyede çok iyi oyuncu olur. Kenan Yıldız'la beraber A milli takımın, ben Gökhan Hoca'ya da destek vereyim, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda önemli çizgi oyuncuları olur ikisi de. Hocam hep söylüyordunuz siz Semih'i. Şimdi Semih'in rakibi de var esasında. Bu kadronun içinde Semih'in kendine rakibi var. Mustafa Ekiman diye bir genç kardeşimiz var. 16 yaşında. Yani Semih'ten 2 yaş ufak. Semih'in rakibi de odur yani. 2-3 sene sonra hocam, Beşiktaş'ın. Hocam ben bu sıkıntıda ben şans bulacağını düşünüyordum. Programda da ben de dile getirdim. Siz de. Çok, o da çok yetenekli. Yani da... 16 yaşında şu sıkıntılı süreçte o da ben forma şansı bekliyorum verilmesini. Yani Mustafa Ekiman da bu kadroda baktığın zaman altyapıda yani bence çok güzel olacak. İki tane altyapıdan yetişen iki tane pırıl pırıl evladımız birbirine rakip olacaklar. Beşiktaş'ın santrafor sorunu için. İkisinin de geleceği açık duruyor. Ha, bu arada Fernando Santos imzalandı, artık o sorunu da bitirdi. Bir teknik adam sorunu yaşadı. Yani sezon başından beri bu dördüncü Serdar Hoca'ydı. Beşinci Santos oluyor şimdi. Herkesin beklentisi var ama ben şu beklentiyi görmek lazım ondan sonra. Çünkü alınan oyuncularda da böyledir. Şimdi Dellali alıyorsun, İngiltere milli takımı 26 yaşında, hep beklentiye giriyorsun. Sanki ağzıyla kusuracak. Mesela bugün verdiği demeç çok güzeldi. Benim elimde sihirli bir değnek yok. Bir anda değişmeyeceğiz. Karakterli oyuncular alacağız. Yıldız oyuncudan daha çok karakterli oyuncu olacak. Bunlar güzel demeçler. Ama ekibiyle beraber yanılmıyorsam 6 tane yardımcısı var. Sonra burada altyapıdan gelen
genç kardeşlerimiz var. Bunun içinde yanında şu anda Serdar Hoca orada bu 19 takımının başındaydı. Bu oyuncularla devamlı beraberdi. Bence alternatif olarak o yardımcının yanında bir de bu Serdar Hoca'yı düşünmesi lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Ki kulislerde bu bilgi de konuşuldu. Murat Özmasan, sayfayı tamamlayıp geldin. Yarın Sabah gazetesinde manşette merak ediyorum Beşiktaş'ın başlığı ne olacak? Kendi evinde yoklara oynayan Beşiktaş, Rize'de uzun süredir yenilmeyen, iyi bir ivme yakalayan Rizespor karşısında farklı bir galibiyete imza attı. Yani tabii maçın Beşiktaş adına en önemli şey, yani bir kere gündüz yapılan bir imza töreni. İşte dün hocanın açıklanması illaki inanılmaz derecede bir motivasyon kaynağı olmuş. Yani biz de mesela şey başlığı söylememde bir sakınca görmüyorum. Baskılar çıktı zaten. sahaya inmeden uçurdu dedik biz. Yani öyle bir başlık verdik ama tabii bu maçı belli isimler üzerinden aslında şey yapabiliriz. İşte bir hocanın imza töreni, işte akşam saatlerinde Rize'ye gelmesi, tribünde yeni takımını takip etmesi ve oyuncuların inanılmaz derecede bir performans, oyun ortaya koymaları. Tabii Şenol Güneş sonrası gelen işte Burak Yılmaz geçici bir teknik adamdı. Belki kalabilirdi ama sonuçta oyuncular onun geçici olduğunu biliyorlardı. Rıza Çalınbay, onun da belki kendisi tabii ki çok kalmak istiyordu ama görüntü olarak bakıldığında o da geçici bir görevdeydi. Yani bu takımdaki oyuncuların ve disiplinin, hiyerarşinin, yani oyuncu motivasyonunun ciddi derecede bence bozulmasına neden oldu. Yani geçici bir, nasıl olsa hocamız geçici şeyinin kafalarda olması üzerine. Ama bu imza atıldığı zaman bugün 12'de 1 arasında dediler takımın artık bir hocası var. sözleşmeyi de imzaladı. Yani bizim de ona göre hemen bir kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Performans olarak mevcut oyunumuzun üstüne çıkmamız lazım diye. Tabii biraz bunda bence Rize'de biraz bence kendini favori görüyordu bu maçta. Yani maç favorisi benim kardeşim, evimizde oynuyoruz. İşte son 7 maçın yanılmıyorsam 3 galibiyet ya da 4 galibiyet, 3'ünde beraber yenilmemiş yani uzun zamandır. İçeride dediğiniz gibi 4 galibiyet yani, 7 maç. Ve maçın favorisi olmanın biraz da şeyine düştüler. Yani biz favoriyiz, yeneriz dediler ama sonuçta karşılarında yine büyük bir takım vardı. Hocam o kısmını daha iyi analiz edecektir ama benim gördüğüm kadarıyla kontra atak oynayan bir Beşiktaş. Orada Samet Aybaba'nın sözleri aklıma geldi. Beşiktaş kontra atak oynamaz. Yusuf Sarı sorusu sorulduğu zaman bu yanıtı vermişti. Hatta tepki çekmişti Adana Demir cephesinden de. Size de destek vereyim, çok kısa. %46 Beşiktaş toplu oynadı. Evet. Rakip yani daha fazla onu topu bıraktı. Ve o kontra atakla bulduğu şeylerle, toplarla, şutlarla İşi bitirdi Beşiktaş. Yani Beşiktaş kontra atak oynayarak kazandı. Ve bence önemli bir galibiyet aldı. Sonuçta tribündeki teknik adam ve işte deplasmanda iyi ama bundan sonraki süreçte evinde 3 maçı 3-1 kaybetmiş bir takım var. Karagümrük'le oynuyor cumartesi günü. Ama tabii yeni teknik adam, elbette ki tribünleri dolduracak bir taraftar kitlesi. Bir de Beşiktaş'ın bir şansı var. Karagümrük, sonra Pendik, sonra Adana Demir. Hepsi İstanbul'da, Eyüp İstanbul'da. Yani bir dörtlü bir paket İstanbul'da oynayacak. Ve tabii İstanbul'da alacağı sonuçlar, evinde alacağı o arka arkaya 3-1'lik sonuçlardan sonra o şeyi de kırması lazım. Ama maçın da işte biraz önce hocalarımın anlattığı gibi yani Semih tabii en... Bir Santos olarak bakmamız lazım. Bugün imzası ve onun getirdiği bir rüzgar. Ve Semih'in ortaya koyduğu performans, başarı. Diğer genç kardeşimiz Demir Ege. Bazen işte bu tür durumlarda bazı oyunculara da fırsatlar doğuyor. İşte bir yandan Beşiktaş kadrosundaki bazı oyuncuları göndermeye çalışıyor. Bazı oyuncuları oynatmıyor ama işte bu genç oyuncular için de bir fırsat ortaya çıkıyor. Yani kötü zamanlarda bu tür oyuncuların da ön plana çıkması
ve Beşiktaş'a katkı vermeleri bence değerliydi. Ve onlar da bu fırsatı iyi değerlendirdiler takımları adına. Bakalım bundan sonraki süreçte yeni dönemde Beşiktaş'ta ne olacak? Şu an evet güzel bir rüzgar yakalandı. Bence Serdar Topraktepe'nin de burada emeğini görmezden gelemeyiz. 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet. Sonuçta böyle bir ortamda ve böyle bir fırtınanın içerisinde 3 maçtan ikisini kazanıyorsa iyidir diye düşünüyorum. Bir Hatay deplasman, 2-1, bir tanesi de bu yine deplasman, evinde kaybetti ama. Evinde farklı, deplasmanda farklı hocam. Geceyle gündüz kadar sadece hocaya mı bağlamak lazım? Rize açısından bakarsak İlhan Palut son dönemi isminden çok bahsettiren bir teknik direktör. Neden böyle oldu o da buna cevap arıyordur büyük ihtimalle. Bu gece yattığında da bunu düşünecektir. Nasıl bir maç izledik sizin pencerenizden? Ya bir kere tabii Santos'la anlaşılması yani takımdaki belirsizliği ortadan kaldırdı. Yani takımın idare anlamda tabii ki yöneticiler var ama teknik anlamda bir boşluk vardı. Yani net bir şekilde görünüyordu. Yani sahipsizdi. Yani gelen antrenörler gidiyor. Gelen antrenörler, oyuncular ciddiye almaz. Hele büyük takımlarda. Yani en büyük sıkıntısı bu sahipsizliği yaşadı. Tabii şunu söylemek gerekir. Beşiktaş erken gol atması da bu maçın istediği gibi seyrin gitmesine neden oldu. Eğer mesela gol atmasaydı tabii ki farklı bir şey olabilir miydi? Yine Beşiktaş yenebilirdi veya yenilebilirdi. Şimdi 3. dakika atılan golle beraber hem hoca da tribünde daha disiplinli, daha koşan, daha mücadele eden, Murat Özbostan çok güzel söyledi. Daha iyi o geçiş oyunlarını oynayan ve de oyunculara müsait. Özellikle Semih, Raşitsa gibi. Ben Cenk'i mesela bugün çok beğendim. Bütün bağlantı oyununda vardı. Belki sezon başından beri en iyi oyunlarından birini oynadı. Çok koştu, mücadele etti. Çok istekliydi. Yani bayağı bir yani takım kaptanı olarak sahada gerekenleri yaptığını söyleyebilirim. Tabii ben şunu söyleyeyim. Savunmada bir kere en büyük kazanç Tayyip Tahla. Bunun gelmesi mesela o da bir kazanç. Uzun bir aradan sonra, sakatlıktan sonra ilk 11 oynadı ve sırıtmadı. Hem fiziksel hem oyun anlamında iyi işler yaptı. Tabii orta sahada ve ucumdaki gençlerle ilgili şunu söyleyeyim. Ben Demiregi'yi şeye benzetiyorum. Barcelona'daki Busquets'e. Dikkat ederseniz fizik yapısı aynı. Teknik, basit oynuyor. Biraz daha güçlenirse kuvvet eksiği var. Bir de savunma ve ucumda pozisyon bilgisini geliştirirse aynı Sergio Busquets gibi fiziğinde olan, ilk zamanlarında oynadı ama aynıydı. Dediğim gibi güçlenecek, biraz daha nerede duracağını, pozisyon almasını, konumlanmasını bilirse çok büyük kazanç. Çok yani çok çok iyi tekniği ve de farkındalığı çok iyi oyuncu. Semih'i de şeye benzetiyorum ben. City'den Arsenal'e geçti. Gabriel Jesus. Onun gibi patlayıcılığı var, hareketliği. Gabriel Jesus da öyledir. Yani patlayıcılığı çok iyi, koşan, mücadele eden, hep isteyen, ikisinin sorumlu kalması çok iyi. Raşitsa yıldız bir oyuncu değil. Ama Raşitsa bir takımın şampiyon olmasında veya başarılı olmasında olmazsa olmaz bir parçadırız ya. Tam bir takım oyuncusu. Raşitsa oynadı mı ne vereceğini bilirsin. Savunmaya yardım eder. Dripling yapar. Sorumluluk alır. Tam bir takım oyuncusu. Ya Raşitsa'yı oynattığınızda bir teknik adam olarak ya gözünüz arkada kalmaz. Ya kötü oynayabilir. Kötü mücadele etmez. Tam bir takım oyuncusu. Tabii bunların farkıyla da Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Şimdi 3 mağlubiyetten sonra Beşiktaş tabii ki kulübü son yıllarda böyle 3 maç üstte mağlup olmamıştır. Murat Özbostan söylediği gibi moral motivasyon açısından çok önemli. Hafta içi yani hafta sonu oynadıktan sonra kupa maçları da devreye girecek. Yani hem Santos'un gelmesi daha ciddi bir Beşiktaş olacak. Tabii bununla beraber Santos'la ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın bu kadrosunda yani bu sene kısa vadede hem Türkiye Kupası var hem de ligde işte ilk 5 takım Avrupa'ya gidiyor. Mutlaka Beşiktaş yani ilk 2'den sonra orada sıralamada iyi bir yer almak isteyecek. Kupada da mutlaka kupa isteyecek. Beşiktaş'ın genlerinde zaten bu var. Tabii burada esas soru Santos 2023-2024 sezonu bittikten sonra 25 yılında yani orada şampiyonluğa oynayacak kadroda kimler olacak? En önemli Beşiktaş'ın yapılanmasını çok doğru yapması gerekir. Yani işte Semih, Demir, Ege olduğu gibi birçok oyuncu da bunu gözlemleyecek. Bu sene de gerekli mutlaka dokunuşları yaptıktan sonra da seneye doğru transferlerle Beşiktaş'ın mutlaka yine her zaman gibi şampiyonluğa oynayacaktır. Yani bu geçiş sürecinde Beşiktaş'ın yapılanması en önemli iş. Yani bunu doğru yapılması gerekir.
bu hem oyuncular gelişerek hem çok doğru bir scout ekibinin doğru dünyanın her yerinden Beşiktaş çünkü ekonomik anlamda olarak da bazı sıkıntıları var. Onları da çok pahalı ücretli oyuncular değil. Genç, koşan, takımla hareket edebilecek, Santos'un kafasına uyan böyle çok doğru oyuncuların monte edilmesi gerek. Bir de hocam hani örnek verelim hani yapılanmayla alakalı geçtiğimiz sezon devre arası Şenol Hoca geldiği zaman devre arası transferler yapılmış. Şenol Hoca öyle bir gitti ki nerede ikinci yarının lideri herhalde lider olarak Şenol Hoca bitirdi. O transferlerle beraber çok çok iyi gitti ki bu sezonun başında şampiyon ilan edildi neredeyse. İki takviyeli şampiyon olur mu Beşiktaş'tan diye hocam. O resmen o imaj verildi. Şu anda Santos'ta gene devre arası gene yeni geldi. Gene herkes transfer bekliyor. Ama derken bunu söylerken önümüzdeki sezon hazırlığını yapıyoruz diyor. Yani bu sene ligde bizim işimiz zor ama önümüzdeki senenin yapılanmasını yapıyoruz. İşte Şenol Hoca da bunu yaptı. İyi gitti ama ondan sonraki sene başladığı sene hedef olan sene olmadı. Orada da bir dikkat etmesi lazım. Bir de hakikaten bizim seyircimiz bazen işi biliyor. Nasıl diyeceğim? Şimdi Fenerbahçe Arda Güler Jesus zamanı oynatmıyordu Arda Güler'i hatırlıyorsanız. Seyirci öyle bir başlıyordu ki bağırırken seyirci susturmak için Arda Güler'i oyuna sokuyordu. Yani bir dünya yıldızını oyuna sokuyor. Sezon sonu Arda Güler Real Madrid'e gitti. Şimdi Beşiktaş Rize'de karşılanırken ne dediler? Rebic tatile mi geldin? Muleka işte istemiyoruz gibi. Bir Onur'a yapılan tezahürat. Onur biraz saygı hak ediyor. Hakikaten hak ediyor mücadelesiyle. Bugün bakıyorsun kadroya. Rebic hiç oyuna girmedi. Muleka da son dakika oyuna girdi. Maçı sonucu da 4-0. Biliyor galiba seyirci. İşte seyircisi bilir hocam. Biliyor biliyor işte onun için diyorum ben de. Yani seyirci, önceden şey yapıyor. Hocam seyirci biliyor ama elbette ki yani onların düşünceleri de çok önemli ama mesela şu anda tamam çok güzel bir rüzgar var. Bu, elbette ki bu rüzgarın bir şekilde devam etmesi için seyircinin de bu işin içinde olacak, rolü olacak. Ama biraz önce ne dediniz? Önümüzdeki sezonunda bir şeyi olacak. Yani bir sabır da lazım. Yapılanması. Şu anda yani Beşiktaş sabır takımı ayarları bozuyor ya. Hakikaten bak. Yani bakıyor kendi sahasında oynadığı son 3 maça 3-1 muhalifsin. Oyunlara bir şey yok. Ama bugünkü oyuna bakıyorsun. Sanki ondan önceki bu 3 tane maçı oynamamış. Bugün yepyeni. Yani topa fazla hakim olmayan hocam, ama top ayağındayken hocam, işlem yapan bir takım var. Tabii bir belirsizlik az önce söyledim ya. Yani oyunu takımın teknik anlamda sahibi yoktu hocam. Yani ben ona mesela daha topuş çok... Topuş pahalı artık. Tabii onun neden olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani orada biri var. Yani Santos bir de. Yani bu önemli. Bir de önemli bir teknik adam tabii ki. Birazdan onu da konuşuruz. Ama en önemli oyuncular biliyor. Diyor ki artık ben bundan sonra diyor bir patron var diyor teknik anlamda. Geldi, ben sahada mücadele oraya, evet, etmeliyim, iyi oynamalıyım, kendimi göstermeliyim ki bu kadroda kalmalıyım. Ya Beşiktaş gibi kulüpten kim gitmek ister? Ya bütün oyuncular oynayıp orada mutlaka başarılı olmaya hayal ediyordur. Onun için ya sahipsizlik, o belirsizlik yani en önemli Beşiktaş'ın katkısı bu oldu zaten Santos'ta. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bu oyunu hocam içeride oynayabilir mi Beşiktaş? Tabii içeride farklı bir işlem olacak. Yani burada bugün farklı bir oyun stili vardı işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir kontra atak olarak düşünülen. Bunu uygun içeride da, ama... Semih ile Raşit'se iki kanatta dedi siz çok doğru söylediniz o oyuna uygun. Bağlantıda Cenk onları çok iyi oynattı. Geldi bağlantı arkasını kullandırdı. Getson da atletik bir oyuncu arkalarında oynadı. Hacı Ahmet Avunç da çok teknik o da orada iş yaptı. Demir Ege'de orta saha bir kere parsalasyonunu çok doğru yaptılar. Dediğiniz gibi ne oldu? O oyuna uygun oyuncularla çok hızlı bir şekilde çıktılar. Bugün. Maç başlar başlamaz golü yedi ya. Hiç olmaz hazırlıksız yani golü yedi yani. Üçüncü dakika şimdi düşünebiliyor musunuz? Teknik adam bir senaryo yapıyorsunuz. Bütün hafta çalışıyorsunuz. Başlıyor hakemin dedi. İkinci, üçüncü dakika bir gol yiyorsunuz. O senaryo bitti. O plan bitti. Başka bir plan devreye giriyor. O planın ikinci planında ne? İlk yarı biterken de gol yiyorsun. Tabii. Yani Semih'in vurduğunu da yiyorsun. Ama ikinci yarıda hiç pozisyon vermiyorsun rakibine ya, bakıldığında futbolda yani. Futbolda ilk golü atmanın önemi nedir? İlk golü atan takım yani bir şekilde rakibe risk aldır. Risk aldığı ne yapıyorsun? Rakibin ayarları bozuluyor, denge ayarları. Dikkat edin Rize golü yedikten sonra zaten hemen hızlı hızlı çıkmaya çalıştı falan. Beşiktaş o offside doğru bir karar verdiler Beşiktaş'ı yediği golde. O ara birazcık baskı yedi. Sonra ikinci golü atınca zaten ikinci yarı falan tam dediğiniz gibi oyun zaten açık alana hücum eden bir Beşiktaş vardı. Ama Beşiktaş takımının özellikle yani golü atması daha risk aldıran Çaykur Rize'yi daha takımın olarak saha içindeki
organizasyonu bozuldu. Mental olarak da tabii 4 maç üst, yani içeride galip olmuş, mağlup olmamış bir takım daha çok yüklenmeye başladı. Full Rize Spor seyircisi, bütün Rize tribünde. Yani Beşiktaş bunu da çok doğru kullandı. Pozisyonlar da vardı maçta. İsterseniz onlara da bakalım. Sonrasında yeni hocayı da konuşacağız. Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı maçta ekranlara yansıyan pozisyonları biz de değerlendirelim. İlk pozisyonumuz 28. dakika. Umut Meraş'tan seken top. Burada ağlara gidiyor. Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü var. Kritik bir dakikaydı bu Çaykur Rizespor adına. Uzun süre kontrol edildi Varda ve karar offside'dı. Gökhan Hocam ne dersiniz? Pozisyona bakalım en açıdan. Pozisyona baktığımız zaman VAR'ın ne işe yaradığını ilk defa görmüş. Yani hakikaten neden? Çünkü topa yardımcı vurduğu zaman... Yardımcı hakem golden sonra koşuyor gördün mü tabii hocam? Tabii yani. Yani santraya gidiyor. Zekeri harika gidiyor. Vuruyor. Topu Umut Meraş çıkarırken arkasındaki oyuncu aktif alanda. Yani vururken aktif alanda ve bir adı şey... Yani bir ayak mesafesi olsa önde yani ince bir şey. Onun için zaten yan hakem koşuyor, orta hakem golü veriyor. Zaten offside. VAR yani kamerasından da VAR da ne olduğunu ilk defa yani ilk defa demeyelim de tabii ki kararları var da yani maçta yapması gerekeni yapıyor. Bu öyle bir kritik yapıyor. Pozisyon için. Kritik pozisyonu için uzun zamandır hasret kaldığımız VAR kararı ortaya çıktı diyelim. Yine de şey yaptı yani. Bayağı beklendi. Bir 4-5 dakika bekledi ve davet etti. Sen yorumla dedi yani. Kararı sen ver dedi. Tamamen. Ki aslında offside'da teknik bir konu için çağırması gerekmiyor hakeme ama burada izletme kararı aldı var. Gel incelemeyi sen yap dedi. Abdülkadir Biti gene Mustafa İlker Coşkun hakem de gitti izledi. Çünkü maç 1-0 çok kritik bir karar aslında. Ya. Maçın tabii. Seyrini, hikayesini belki tabii sonucunu şüphesiz, değiştirebilecek. Şüphesiz tabii ki. Oyun dengelenecek. Bu sefer Beşiktaş tekrar geriye düştüğü için bir risk alabilir. Daha güvenli, daha böyle hem skoru da beraberliği sağlamış bir Rize Spor var. Yani doğru, maçın çok önemli kritik anlardan biri. Tabii Beşiktaş yine 4 gol atabilir. Atabilir. 5 tane de atabilir. Rize de belki beraberlikten sonra onlar da skoru alabilir. Futbol var ama yani işin gerçeği de net bir şekilde offside. Ve şeyde kızmamak lazım esasında yan hakeme. Çünkü pozisyona bakıyorsun golü atan Umut Meraş'ın arkasındaki oyuncu değil, geriden gelen oyuncu. Yani ben de baktığımda ilk pozisyonda gol dedin. Ondan sonra şey görüyorsun arkadan. Batuhan'ı görüyorsun o hareketlerini. Detaylı bir şeydi aslında. Tabii yani çok detaylı. Detay lazımdı ve 4-5 dakikada izleyerek karar yani verildi ve davet edildi. Yani artı 10 üzerine orta hakemi izledi. Yani geriden geliyor gibi yardımcı hakem onu kaçırabilir. Burada iyi iş yaptılar. Evet. İyi iş birliği yaptılar. VAR mesaisi çok doğruydu. Biraz egzajere ederek söyleyeyim. Hocam da yayıncı kuruluşta da çalıştı bilir. Rize'de o bölgede biliyorsunuz ışıklar zayıftır Rize'de evet, Alanya'da evet. Hocam. Ben nedense, de katılıyorum. Görmemiştir ben de belki hakem doğru. Diyeyim. Birilerine de mesaj olsun. Yıllardır düzeltilemedi o ışık sorunu. Korner direkleri hem Alanya'da hem Rize statlarında biz yayıncılar için çok sıkıntılıdır. Aynı şeyi yayıncı kuruluşta çalışırken siz de yaşamışsınızdır. Biz de kupa yayıncısı olarak yaşıyoruz. Işık farklılığı var. Belki abartıyorum ama belki de hakem gerçekten gözü karışmış da olabilir. Doğru, yani. Doğru. Stadın her noktasının için, aynı olanda aydınlatılması lazım. Bu pozisyon için yardımcı hakem suçlanılmaz. Yani geriden de koşuyoruz. Tabii. Yani çok hafif böyle önde evet Rize Sporlu oyuncu offside. Var işte niçin olduğunu bu akşam gördük. Kıdemli yardımcı Bülent Birincioğlu yardımcı hakem o bölgede. Yani Umut Meraş'ın arkasındaki tabii oyuncu golü atsa yan hakem hemen kaldıracak. Tabii. Baksana şu koşuya çok hafif böyle yani dizi evet. Yani bunu kaçırabilir yani. Diz burada, ayağı bir de, sağ ayağı da önde sanki. Bir de omuz omuz olar hocam yani o şarjı var yani aktif oyunda yani. Diz ayak önde. Mustafa İlker Coşkun VAR hakemi ve Abdülkadir Bitigen maçın hakemini doğru kararı için tebrik etmek lazım. Geçelim bir sonraki pozisyona. Doğru şeylerde tebrik etmeliyiz değil mi? Eleştiriyoruz sürekli madem, ama tebrik edelim. Tebrik burada etmek da zor lazım. Karar. Zaten Gökhan hocam dedi VAR'ın ne işe yaradığını da görmüş olduk dedi. 39. dakika. Burada bir elle oynama var mı? Veresanovic'in şutunda
İçeride mi dışarıda mı? Dışarıda Zanetinov'un diye ben... Ya 50 oynama var ama dışarıda diye görüyorum ben. Gökhan Hocam, tam yani, çizginin üstünde gibi gördüm ben. Çizginin birazcık önünde. Yani... Tam şurada vururken özür durdursak... Sanki bu açıdan da evet dışarıda, dışarıda gibi. Dışarıda. Burada çizgi gözükmüyor. Demek ki burada da var, penaltı pozisyonu değil diye karışmamış. Burada el de vermedi ama. İşte onu orta hakemin görmesi lazım. Penaltı değilse herhalde var pozisyonu. Yani ceza sahasının içinde olsa belki karışacak var hani o zamanki gibi. Ama şimdi baktığın zaman o yayın içinde. Yani ceza sahasına dahil olan bir bölgede olmadığı için var karışmamış. Onu orta hakemin görmesi lazım. Yani bir elle temas var. Verse itiraz etmez herhalde. Ceza sahası içinde olsa penaltı zaten yani. Ama bu tarz pozisyonlarda hakemin yorumu da önemli. Kolunu kullandı mı, kullanmadı mı? Çarpma kolu mı? Açık kol çağı yani koluna. Şöyle şuraya geliyor, vuruyor yani. Kaleci olsa kolu çekse, kaleci olsa anca öyle müdahale ediyor. Yani hayır, evet yani kolu çekse direkt kaleye gidebilecek belki yani. Ki açı bakıldığında da kaleye doğru gidiyor top. Ya hocam ne dersiniz? Orada iki elini arkaya doğru değil mi birleştiriyor, evet. Bahtiyar. Ondan ama şu ondan sonra ama yani devamında direkt topun evet. Geçiş bölgesine göre yani kol dirsek tarafını oynatarak bir avantaj sağlıyor. Hakem burada atlamış. Dışarıda mı diyorsunuz siz de hocam? Ben de dışarıda diyorum. Ama en azından bir free kick kararı verilebilir. Serbest vuruş vermesi gerekir. Serbest vuruş. Ve de çok tehlikeli baktım az önce Abdülkadir Bitike'nin o kesitten görelim. Çok bir şekilde görmesi gerekir. Önünde oyuncu yok ve de çok yakın pozisyona. Yakında evet. Çok yakın pozisyona. Çok değil mi? Hiç kimse de yok. Çok net. Hiç oralı bile olmadı hakem. Hiç. Çok emin kendinden. Şimdi bu ara hakemlerimiz çok eleştiri aldığı için pozisyonlara çok yakınlar. Dikkat et, her maçta topa bir temasları var yani. Evet. Oyunu durduruyorlar o temaslar yüzünden. Çarpıyor doğru hakemlere. Burada hakemler de pozisyon hatası yapıyor yani. Pozisyon net bir biçimde dışarıda. Parsalesin, sağ parsalesin. Dışarıda, evet. Dışarıda ve el. Ama elle oynama kararı verilebilirdi. Serbest vuruş verilebilirdi diye yorumladı stüdyodaki yorumcularımız. Peki devam edelim. Tehlikeli bir nokta serbest vuruş da verilse etkili olabilirdi Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor penaltı bekliyor. 51. dakika. Tayyip Talha ile Olav Oyun arasında yaşananlar. Kendisini mi atıyor? Rakibe müdahalesi mi var? Tayyip Talha'nın çarpışma mı var? Bir temas var. Süzmek lazım pozisyonu. Yani Olav Oyun topu kontrol ediyor da ayağından açtığı an penaltıya gitmiş. Kendini bırakmaya gidiyor yani bence. Bu benim görüşüm tabii. Yani o kadar da güzel takıyor ki yani hiçbir yerinden geçemeyecekmiş gibi takıyor bence. Penaltı mı diyorsunuz yani hocam? Yok ben penaltı... Yani oyuncunun niyeti... Ha, penaltıyı almak. Ha, oyuncunun niyeti %100 penaltı almak. Dikkat et daha hani Tayyip ayağını çekerken o atmaya başlıyor zaten kendini. Ben de penaltı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kolay bir penaltı olurdu. Yani tartışmalı olurdu. Bak, Tayyip ayağını çok. Çekmeye başlarken o takıyor zaten. Ya hocam. Bence de değil penaltı. Hakemin de tam görüş açısında. Ve zaten pozisyon olduğu gibi hayır şöyle yapıyor hakim. Çok yani yakından takip ederek evet. Topun kontrolünü zaten kötü bir ilk temasla topu ayağından açıyor zaten oyuncu. Yani ondan gittikten sonra da direkt kalarak zaten sağ dizini görüyor musunuz ne yapıyor? Çaptırmaya çalışıyor. Resulterek bak sağ ayağını görüyor musunuz? Önce ilk takıp orada kalmak istiyor. Tabii. Üç oyuncu da üzerine bak, doğru tabii, geliyor Beşiktaş'tan. Arkalarında da kaleci var ya yani, o kalabalıktan çıkamayacağını da oyuncu sanki. Zeki ben altı almak hissediyor. İstemiş ama alamamış. Belki o zaman biz de devam edelim. 3-0 Beşiktaş öndeyken yaşandı bu pozisyon. Hakemin kararı da devam oldu. Abdülkadir Bitigen. 61. dakika. Bu enteresan bir pozisyon. Zaynettinov.
ayak da vurulacak mesafede topa kafayla vurup ceza sahasında. Ya tekmeye kafa uzattı. Yani uzatan oyuncu deriz ya, yani tekmeye kafa uzattı falan, böyle bir çok iyi niyetli takım oyuncusu. Evet, bonservis çok yüksek alındı. 4,5 milyon euro ciddi rakam. Ama tam bir takım oyuncusu. Yani Raşit Sağ için ne söylesem, Bahtiyar için de çok iyi niyetli. Yani Bahtiyar gibi, Raşit Sağ gibi oyuncuları bir teknik adam sahaya ilk 11'i çıkardığında veya sonradan soktuğunda yani gözü arkada kalmaz. Yani neyse performansları verir. İyi kötü gol atar, gol kaçır ama ikisi de kötü mücadele etmez. Yani burada da aynı şekilde, yani olduğu yerden kafa topuna işte iyilerek topa gidiyor, vuruyor. Yani ben bakıyorum hep takım arkadaşlarıyla iyi. Orada bir foul oldu. Yani Bahtiyar bir de çok bana çok sempatik, çok dürüst bir insan olarak geliyor. Yani sahada yanlış bir şey olsa top onun ayağından, yani sen rakibin ayağından çıksa diyebilir. Ya işte o top korner değil veya benden çıktı diyebilecek potansiyeli var. Gördüğüm kadarıyla çok iyi niyetli ve de tam bir takım oyuncusu. Evet, yetenekleri kısıtlı, güçlü, kuvvetli, sol aya var. Kötü bir sol aya da yok. Ama takım için yararlı bir oyuncu. En büyük sıkıntı tabii ne? Burada beklentiyi yükselten 4,5 milyon euro bonservis. Yani aldıysanız... Bir takımda iki Necip olur tabii, hocam. Tabii. Yani Necip'ten daha... Forma numaraları da daha Necip'ten tabii daha meziyetli oyuncu. Onu da söylemek gerekir yani Bahtiyar. Forma numaraları evet. da yakın hocam birbirine. Bu arada evet, bu evet. pozisyonu Bahtiyar'ı değerlendirmekten çok Erman Hoca'nın buradaki kararını da konuşmak için getirdik. Ya ben hemen söyleyeyim fikrimi. Yani penaltı olduğunu falan düşünmüyorum yani. Yok canım. Ben de düşünmüyorum penaltı. Bahtiyar topa kafayı vuruyor. Eğer vurmayıp oyuncu önce topa dokunsa, tabii, bu kafayı boşa gitse o zaman penaltı. Tabii. O zaman temas edecek ha, hocam dediğim gibi. O zaman çok temas doğru. olacak. Ayağla yani. Temas edecek, bozacak. Şu anda doğru topa kafayı vurduğu için tabii, yırtıyor. Bir dakika. Ama ayak da vurulacak mesafeye, kafayı kullanarak rakibini engellemiş olmuyor mu? Hayır bak, bak. Bence Erman Hoca o açıdan baktı. Hayır olabilir. Hoca bilmiyoruz ne açıdan baktın da. Şimdi taban nedir? Ayağın normalinden çok rakibin özellikle dizin üzerine doğru işte çok tehlikeli bir şekilde hareket edersin. Orada foul verir. Ama kafayı böyle eğilmişsin, vurmuşsun. Yani o işte rakipten önce hareket etmişsin. Yok kafa işte... Ayağına gelmiş etmiş rakibe, yani o ben onun etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani burada Bahtiyar zaten hiç rakibe bakmıyor ki, topa gidiyor vuruyor. Topa vurduktan sonra da rakip zaten temas ediyor. Gökhan Hoca çok güzel anlattı. Yani Bahtiyar topa vurmadı hocam, adam uzatsa, adam vursa, sonra vursa, adamı orada bozsa, yere düşse penaltı net. Bahtiyar, rakipten önce topa vuruyor ve de hiç hocam rakibi görmüyor bile. Dikkat ediyor musunuz? Kör noktasına kalıyor. Bahtiyar'ın tek kurtarışı burada topa kafayı vurması. Eğer arkadan gelen oyuncu topa dokunsa zaten Bahtiyar aynı hareketi yapsa boşa gidecek. Zaten oyuncuyu indirecek yere. Topa vurduğu için ben penaltı değil. Topa vurmasa kesinlikle. Evet. Hiç. Ama hiç. Ama işte o mesafeden gelen topa iyi kafayla niyetle mi kafayla vuruyor yoksa arkadan gelen rakibinin vurmasını engellediğinde kafa vurulmayacak, ayakta müdahale edilebilecek bir topa. Sen Bahtiyar'ın saniselik düşünmüş müdür onu? Saniselik bir olay mı? Bahtiyar acaba yani, centilmenlik dışı bir harekete girer mi? Yok canım, centilmenlik dışı bir harekete girdiğini ben hiç düşünmüyorum. Yani tamamen topa müdahale etmek istemiş. Şuradan bak iyi niyetli olan. Futbolcu istediği şekilde. Bir şey söyleyeyim. Başakşehir maçında bu adam kafayla yine orada iyi niyetle girerken yüzü dağıldı ya. Ameliyat oldu ya. Bir de oraya çekelim geriye filmi. Başakşehir maçında. Ama orada da faal yaptı hocam. Ya fault tabii orada Arda kardeşler doğru karar vermemişti söyledik. Evet. Yani ama oradan şöyle bir geriye çektiğimizde filmi, orada da bir topu almak için basit bir topu iyi niyetten kafasını soktu. Forma yani artık... adam onları düşünecek bir oyuncu değil. Çok iyi niyetli bir oyuncu, topa gitmiş kafayla yani müdahale etmiş. Hocanın gözüne girmek için her türlü riski alan oyuncular bile olmuş yani. Ya bir de ayağını tam vuruş mesela hazırlamış. Geride durunca top da öne doğru gelince... Yani hem gövdesini hafif vurayım demiş. Oyuncuya bakmıyor. Şimdi oyuncu en son sağ tarafında kalmış. Oyuncuya bir hiç bakmıyor Bahtiyar. Öyle. Baksa derim ki ya oyuncuyu orada kesti. Hani bile bile hani hiç direkt topa fokuslanmış vuruyor. Öyleyse ravaşataya yatan her futbolcunun şeyine ravaşatasına foul vermek lazım. Yukarıdan geldim. Hava topu niye ayakla vuruyor? O da var. Tabii yani hava topu normalde. Belki ondan korkacağım, ben havayla gideceğim ama ravaşataya yattı. Böyle bir şey söyleyeyim mi hocam? Sen stoperdin. Çok müdahale yapmadın böyle. Değil mi? Yapıyorsun, çok yapmışsındır. Yapmaz mısın? Kenar hocam. Ortalarında çok. Çimle ben. Hocam bak.
bir Denizli'lik maçı oynuyoruz böyle ligde. Öyle maç 1-1 falan, top sağdan Erdi var diye bizim, Erdi Demir. Bir ortalığı top bir sekti, yağmurlu hava, çimden şu seviyede geldi arka direğe. Vurdum, bütün burnum soyuldu, gol oldu. Ama şu seviyede bak, oraya eğildim ayakladı, oradan bütün burnum soyulmuştu. Tanju'nun da örneğin Neşet Elmaç'ta böyle çok, bir golü var. Aynen, yani ben hiç, ona ben hiç yani öyle vurulmayan etmeyen, antrenmanda bile hocam çok böyle pozisyona kafa vuruyor oyuncular. Eskiden balon topları vardı, bir vurdun hani böyle falsolu gelirdi. Topu uzaklaşacağım derken şaşırırdın. Kafayla vuracağım derken suratla istop ediyordun. Küt yere çekiyordun suratı. Hocam yani. Sizin var mı burun, elmacık kemiği sakatlıkları? Yok hocam. Ben yok hocam. Ben o kadar sakardım. Ama temiz oyun, teknik oynuyordu hocam. Maşallah. Yani şey ama hakikaten yani suratını vuran oyuncular var yani. Vurursun da. Gayet normal. Şu anda baktığın zaman hani Erman Hoca dedi işte ayak mesafesine çıkacak. Belki ona göre ayarladı. Pozisyonunu ona göre aldı. Burun dedi ya, benim burun nerede kırıldı biliyor musun hocam? Evde. Aa. Kim kırdı? Alpay Özalan. Ya bizim Altay'da hocam oynuyor. Tabii o genç takıma falan eve gelmişti. İşte arabayla da çıkacağız benim antrenmana. Evde de dumbbell'lar var, çalışıyorum. Orada o çalışıyormuş. Ben de çantayı alırken o da dumbbell'ı bir kaldırdı. Eyvah. Bir vurdu ama. İstemeyerek. Hayır, istemeyerek. O zaman gençti. Gittim hastaneye. Bir de kampa bekliyorlar ha. Lig maçı oynayacağız. Ameliyat oldum. Gittim kulübe falan, şoktalar. Nerede oldu falan. İşte bir de Alpay'ı yaptı. Tabii isteme yaptı. Hiçbir istemeyerek takım yaptı. Hiçbir suç yok. Ameliyat oldum ben. Takım deplasmana gitti. Ben ameliyat oldum, öyle geldim. Ama hocam bravo. Takımın tecrübeli ismi olarak genç oyuncuyu da evinize çağırıp. Hayır, geldi orada beraber gidelim. Hani tabii güzel bir şey hep geliyordu yani. Konuşuyorduk onunla. Abilik yapıyordunuz. Tabii tabii. Yani. Toprak da öyle Fenerbahçe'ye giden. Doğru olan ne olur ya hocam. Toprak da öyle çok şeyimiz. O da iyi şeyimiz. Tabii hocam. O da iyi oyuncuydu. Aynen, ikisi de. İkisine de selam olsun tabii, tabii, buradan selam diyelim. Olsun. Zahnettinov'un iyi niyette yaptığı bir kafa vuruşu olarak o zaman evet değerlendiriyoruz bunu. Evet. Ortak karar bu yönde. Var mı başka maçta pozisyon kafanıza takılan? Yok, Beşiktaş'ın yani 4-0 kazandığı bence maçta. Bence iyi bir maç yönetti. Yani öyle evet kolun dışında bakıldığında. Rize cephesinden yani de. Son zamanlarda bu kadar çok. Eleştiri yoktu herhalde. Yok, hiçbir eleştiri yok. Son şeyi sen noktayı koydun zaten. Yani Rize cephesinden bir açıklama yok. Demek ki bir şey yok. Olsa zaten çünkü şu anda inliyordu. Bir de zor maçtır hakem için. Niye? Zemin hocam kaygan, ıslak, yağmur. Devamlı yağmur yağıyor. Hafif ağırlaştı bir ara. Orada ikili mücadele çok olur. Hakeme çok iş düşer. Işık az. Daha fazla mesai yapar. Işık az dediğiniz gibi Cüneyt de söyledi onu. Aynen. Yani burada baktığımızda çok temiz maç yönettiler. Bugünkü Alanya Ankara Gücü'nün maçının hakemi kimdi? Ya bir 25 Emre dakika Belezoğlu'nun top. Ya bir 25 dakika var. Top oynandı hocam. Sahada var ya, gör. Anca evet yüzerek gör. Top sekmiyordu zaten. Evet. Yani yüzerek top ulaşıyor şey. Hocam gördüm, sporcu sağlığını da riske atıyorsun öyle hocam. Şey yok, o maçı nasıl oynatır o, yani? Oynatma ya. Direnç Tonustaoğlu'ydu maçın hekimi. Niye oynatıyor? Erteleme. Hangi bir daha takvim açacaklar ya mesela, o maçı erteledi. Ertesi gün oynatsa hafta sonu maç var. Ya bu hafta yani zaten sonra 16. hafta, hafta sonu 20. hafta tamam oynayacak. Tamam işte hocam. Yani hafta sonu nasıl her takvim, önümüzdeki hafta kupa var. Hocam zaten esasında şu yani 25. dakika maçı bitirse gene kimse bir şey demez herhalde. Çünkü top tabii oynanmıyor yani, topu gitmiyor hocam, bir yere. Hocam ertelen, onları da oynat diyorlar herhalde. Ertelen ya, yani Samsun Spor maçı vardı, hatırlıyor musun orada? O, aynı onun gibi İstanbul, zemin. Abi. İstanbul 25-26'da yanılmıyorsam ertelendi o. Tabii. O daha kötü. O daha kötü. O daha iyiydi biliyor musun? Daha iyiydi işte bu Alanya maçındaki. Olmaz böyle bir şey. Tabii doğru söylüyorsunuz. Antalya'nın yağmuru bir de hani Alanya'nın yağmuru şey. Daha şiddetlidir. Doğru evet doğru. Göl oldu sağa, gene oynatıyor Sarla. Devre arası kamp değil mi? Teknik adamlık yaptığınızda nasıl? Ya gidiyoruz, program yapıyorsun. Yarın diyorsun sağ antrenmanı, bir bakıyorsun fitness salonda buluyorsun sabah. Yağmurdan aşırı. Şimdi maç sonuna da gideceğiz. İsterseniz bir getirelim ekranlara, bakalım teknik direktörler neler söylemiş. Sevin'in de açıklamaları vardı. Sonrasında bu maçı hem Beşiktaş'ın yeni hocasını konuşacağız. Haftaya da konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş 4-0 kazandı. Maç sonu açıklamalar böyleydi. Siyah beyaz dönemde bu maçın ardından yepyeni bir dönemde başlayacak. Yeni teknik direktör Beşiktaş'ta Fernando Santos oldu sevgili seyirciler. İşte Fernando Santos çalıştırdığı takımlar, Polonya milli takımında en son görev yapıyordu. Estoril Praia ile başladı. Estrela, Porto, AEK, Panathinaikos, Sporting Lisbon, Benfica, PAOK,
Yunanistan milli takımı, Portekiz milli takımı, Polonya milli takımı. Son 3 takımı milli takımdı. Fernando Santos'un. Bu takımlarla önemli başarılar elde etti Fernando Santos. UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'de kupaya uzandı. Lig bazında 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Lig Şampiyonluğu var. Yunanistan'da da kupayı kazandı Fernando Santos ve önümüzdeki haftadan itibaren Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak çok tecrübeli bir isim Fernando Santos. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni dönemi Gökhan Hocam? Fernando Santos tercihi için Murat Özbostan da buradayken hemen söyleyelim. Beşiktaş yönetimi bize haber attı. Çok gündeme gelmeyen bir isimdi. Ya aslında evet, yani haber atlama belki değerlendirilebilir ama sonuçta... Gizli yürüttü bu çalışmayı. Ya bir anlık bir şey. Yani benim öğrendiğim kadarıyla yani sonuçta işte önce Fransız teknik adama gittiler. Oradan bir süreç beklendi. Arkasından Hollandalı teknik adam aynı şekilde bir süreç beklendi. Olmadı işte, yardımcılarını topla filan derken. Sonra iş Lucescu'ya geldi ki Lucescu'ya bu süreçte karşılıklı fikir alışverişi de oldu. Ya bunlar bir kere hepsi olan şeylerdi, gerçeklerdi. Yani bunlar oturup da medya oturup bunları uydurmadı. Lucescu'ya gidilmesini, Romanya'ya gidilmesini sonuçta uydurmadı. Yani iş tabii toplumsal olarak özellikle Beşiktaşlı taraftarların neden biz hoca bulamıyoruz gibi bir şey başlayınca, eleştiri başlayınca medyada tabii biz de burada son şey maçından sonra, Kasımpaşa maçından sonra burada biz de eleştirdik. Yani bu takımın haline, bu ne, nasıl futbol oynuyorlar, lig havlu atmışlar, her şeyi bırakmışlar, hocalar olmuyor diye eleştirdik ve sonuçta gelinen noktada bir Portekiz şeyinden, pazarından oranın önemli bir teknik direktörüyle yapılan işte 48 saatte filan. Yani Sayın Başkan uzunca bir süre dedi görüşüyorduk filan diye ama benim aldığım bilgiler o yönde değil. Yani kısa bir süreç içerisinde tabii önemli kişilerin de işte menajer Ahmet Bulut'un devreye girmesi, Mendes'in sonuçta bu ilişkilerle bu transfer bitiriliyor. Tabii ki diğer isimlerle ilgili medya hepsini şey yaptı ama burada tabii bir anda çıktı. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş elit A plus bir teknik adam Sayın Başkan getireceğini zaten ifade etmişti. Biraz geç oldu ama Beşiktaş'a böyle bir teknik adam göreve geldi. Tabii ki bir iki gündür konuşulan çok konu var. Yani işte artıları var, eksileri var diye. Yine ben burada hocaların bence buradaki fikirleri önemli. Yani bir milli takım çalıştıran bir teknik adamın en son 12-13 sene önce takım çalıştırmış. Bunun olumlu ya da olumsuz bir yansıması takım üzerinde olabilir mi? Yani bir kulüp, sonuçta kulüp takımları her günü, her anı canlı yaşayan ve Türkiye'de artık öyle bir durum var ki. Yani Beşiktaş taraftarı da, Beşiktaş şu anda ciddi bir şeyin içerisinde. Yani kaos demeyelim de bir yarışta geri kalmış, işte havlu atmış bir takım. Yani büyük bir başarı bekleyen, iyi sonuçlar bekleyen bir taraftarı var. Ya ve bakıldığında 4-5 tane hoca, işte yönetim değişmiş, bir sürü şeyler yaşanmış. Böyle bir ortamda, böyle bir tamponun içerisine beklentilerin bu kadar büyük olduğu bir kulübe bir başarılı, işte tecrübeli bir teknik adam da geldi. Bugün itibariyle oturdu ve kalabalık bir ekibiyle beraber bundan sonrası için Beşiktaş'ta işte yeni bir yapılanma, elbette ki oyuncularına bir takım şeyleri anlatacaktır. İşte disiplini kaç gündür yazılıp çiziliyor, disipline ne kadar önem verdiği. İşte yine kaç gündür konuşulan Katar'da Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu bile oynatmadı kardeşim. Bugün kendisine sordular, işte taktikle ilgili filan dedi. İşte yıldızları iyi yönettiği vurgulandı. Bir kötü Polonya tecrübesi var, bunu da söyleyelim. Yani övdüğümüz şeyleri, başarıları oldukça iyi ama Polonya'da da çok istediğini elde edememiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani orada grupta işte aldığı 3 tane mağlubiyet, 2 galibiyet yanılmıyorsam 5 maç üzerindendi. Ve sonra yolların ayrılması var. Tabii ki bunların, bu bir teknik adamın
yaşamında ya da kariyerinde olabilecek şeyler. Ama bütününe baktığımızda bence Beşiktaş, programın ilk bölümlerinde de söylemiştik. Yani bir lider eksikliği yaşıyordu. Artık ona kavuştu ve tecrübeli bir isme kavuştu. Bundan sonraki süreçte bence yapılabilecek en önemli şey taraftarın destek olması. Yani burada bir anda kendisinde bugün ifade ettiği gibi yani mucizeyle efendim Beşiktaş'ta her şey değişecek falan diye bir şey olamaz. Zaten önemli sözlerinden bir tanesi de bence bugün şuydu. Karakterli oyuncular alacağız. Yani büyük karakterli oyuncular alacağız, tercih edeceğiz. Demek ki bu Beşiktaş'ta bunlar konuşulmuş. Bazı oyuncular gidecek, bazıları gelecek. Ama mesela yine benim toplantıda dikkatimi çeken bir cümlesi daha vardı. Yani ben bir şeyler duydum bazı oyuncularla ilgili ama ben kendim bir görmem lazım dedi. Kendim konuşmam lazım dedi. Kendim analiz etmem lazım dedi. Ben buradan da Aboubakar, Rozier, yani herhalde onlarla, Gezal, onlarla ilgili de fikrini, düşüncesini elbette söyleyecektir. Beşiktaş yeni bir sayfa açtı. Tabii ki yarış bir yandan devam ediyor. Bir de öyle bir şey var. Tamam, belki ligde Beşiktaş'ın zirve yolunda bir şey yok ama sonuç itibariyle beklenti taraftarda ne olursa olsun çok büyük şu anda yine. Tabii ki. Yani o bahsettiğimiz kulüp neticede Beşiktaş. Nasıl bir değişim bekliyorsun? Şimdi fırsat teknik adam transferi. Hani derler ya böyle, fırsat oyuncu transferi, fırsat teknik adam transferi. Esasında son iki haftadır Beşiktaş teknik adamıyla gündemde kaldı. Ya oynadığı oyunla değil, futbol takımındaki kaos ve teknik adam problemiyle. Neden? Rıza Hoca'yla yollar ayrıldıktan sonra ilk maça teknik adamla çıkmak başlarken üstünden iki maç geçti. Hala teknik adamla değilsin ve bu devamlı şekilde seslendirildi. Birçok hocayla görüşüldü. 10-15 tane hocayla görüşüldü. Red cevapları geldi ki bu basına da yansıdı. Baktığın zaman Beşiktaş'a red cevabı alması iyi durmuyor baktığın zaman. Yani ben bile üzülüyorum. Bazı hocalara bakıyorum ya, bu kim ki bu Beşiktaş'ı reddedecek hocalar falan. Ama öyle bir boyuta geldi ki herkes artık plansız programsız hareket edilirken, bir anda Van Bronckhorst geldi derken onun da olmamasıyla Lucescu ve ardından bir anda Fernando Santos çıktı. İlişkiler kullanılarak getirildi. Herkes çok fazla görüşüldüğünü söyledi ama bence çok fazla görüşülmedi de. Yani bir iki görüşmede, çünkü Beşiktaş'ın bir an önce teknik adamını getirmeye ihtiyacı vardı. Fernando Santos adı şu anda Beşiktaş için bir ilaç gibi duracak mı, durmayacak mı onu da bilemiyorsun. Biraz neden? Puslu bir hava vardı. O hava bir anda dağıldı yani. Şu anda yani. Bir de bugünkü sonuçtan sonra, bir de Rize'de maç seyretmeye gittikten sonra, yani İstanbul'a inip bugün sözleşmeyi imzalayıp peşine Rize'ye maçı seyretmeye gitmesi ve 4-0 bir sonuç, 4-0'lık sonuç alınması, oyuncuların performanslarına baktığın zaman hakikaten kafa karıştırması olumlu duruyor. Hocanın kariyerine zaten diyecek bir şey yok. Baktığın zaman Yunanistan'da başarılı, Portekiz'de başarılı. Portekiz milli takımıyla Avrupa şampiyonu olmuş 2016'da. Yani baktığın zaman Nirvana'ya da ulaşmış. 2016'da Avrupa şampiyonu oluyorsun, Avrupa'nın en büyüğüsün. Kulüple 2019'da, sen ne diyorsun hocam, kulüple... İşte oraya geleceğim hocam. 2019'da Milletler Ligi'ni kazanıyorsun. Yaş. Ve son dönemlerde yaptın milli takım ve Polonya milli takımıyla bir başarısızlık tecrübesi var. Çünkü daha yeni ayrıldı. Uzun zamandır milli kulüp takımlarıyla görüşmedi ama bugün de onu da seslendirdi esasında basın toplantısında. Bu işi özlediğini, kulüp takımına hani milli takımda çalışmanın zor olduğunu, çünkü ben her anını yaşamak istediğini, oyuncuya dokunmak istediğini söyledi. Oraya da o açıklamayı öyle getirdi, bu işi özlediğini. Baktığın zaman Portekiz milli takımı yıldızlarla dolu bir takım. Yani Avrupa şampiyonu olan takım. Ronaldo'yu kadro dışı bırakması tabii ki olay. Yani Ronaldo'yu bıraktığın zaman başarılı olmak zorundasın. Başarısız olmazsan zaten Ronaldo seni kapının önüne koyuyor. Orada öyle de bir problem var ama şampiyon oldu mu da kimse demiyor. O zaman Ronaldo'yu kadroda oynatmayan, ilk 11'de oynatmayan hoca olarak kalıyorsun. Şimdi 5 yaşa geldi. İşi hiç kolay değil. Verdiği demeçler doğru duruyor esasında söylediği şeyler. Gene söylüyorum yani biz sihirbaz değiliz. İlk önce oyuncuları göreceğiz kadroşu. Yani kim gidecek, kim kalacak. Tabii ki bunlarla ilgili Sayın Başkan'ın dediği gibi işte Samet abi, oradan Feyyaz Hoca. İşte beraber
oturacaklardır illaki. Yardımcıları oturacaktır. İllaki gidecekler, kalacaklar belirlenecektir. Orada gene senin de belirttiğin gibi biz yıldız değil ama karakterli oyuncu istiyoruz. Takıma fayda sağlayacak. Bunlar önemli demeçler bence. Ben merak ediyorum. Yani Şenol Hoca da hakikaten böyle geldi. Yaptığı transferlerle çok iyi gitti ama hedef sezonunda maalesef çok büyük başarısızlık yaşadı. Şu anda Fernando Santos herkes sarıldı. Bilmiyorum ya, ben biraz bir kez daha tekrarlayacağım. Buradaki en önemli şey sabır. Yani bu sabır gösterilirse ben bu başarıların da yani istenilen Beşiktaş'ın da gelebileceğini düşünüyorum. Ama öyle bir atmosferin içerisindeyiz ki, öyle bir futbol iklimi var ki her şeyi anlık yaşıyoruz. Yani dün farklı bir şey yaşanıyor. Ondan önceki gün farklı bir şey yaşanıyor. Bu Beşiktaş'ta bu biraz bu sezon çok daha fazla ve fırtınalıydı. Murat. Yani bugün bakıldığında Beşiktaş'ta gerçekten sıra dışı şeyler oldu. İşte sportif direktörün transferleri beğenilmedi. Git dendi. O da dayanamadı. İstifa etti. Arkasından Şenol Hoca eleştirildi. Görevini bıraktı. Burak Hoca geldi. Bakıldığında konuşmalarına ve demeçlerine o da böyle bir kırgın gitti. Bir sinirli, öfkeli gitti. Rıza Hoca öyle. Yani buradaki en şu anda Beşiktaş adına, Beşiktaş camiası adına herkes dediğiniz gibi yardımcılar, sportif direktör, yönetim, başkan, yani herkes böyle bir şekilde bir yumruk olacak. Taraftar sabırlı olacak. Sonuçta yeni bir yapılanma, nasıl bir yapılanma olacak? Kimler gelecek, kimler gidecek? İllaki bu transferler, mevzular bunlar da konuşulmuştur. Bazı bölgelere oyuncular alacaklardır. İşte Abubakar kalacak mı, Rozier kalacak mı, Gezal kalacak mı? İşte birkaç operasyon yapıldı. Bazı Sayın Başkan da bugün anlattı. Onların maliyetleriyle ilgili ciddi bazı şeylerin olduğunu ifade etti. Beşiktaş adına faydalı işlerin olduğunu söyledi. Artık yönetim görevini yaptı. Evet, teknik direktör şeyi vardı ve bu teknik direktör belirlendi. Bundan sonraki süreç artık taşların yerine zamanla konması. Kimse bir anda bir mucize de beklemesin. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Beşiktaş'ın yani hedefi ne Muratçığım şimdi? Türkiye Kupası bence. Türkiye Kupası, Sayın Başkan da söyledi bunu zaten bugün. Türkiye Kupası. Demek ki önünde biraz daha 4 tane, 3 tane İstanbul'da oynayacağı maç var. Bir tane de Eyüp maçı, Türkiye Kupası maçı var. En önemli maç Eyüp maçı gibi duruyor değil mi? Şimdi Şenol Hoca geldiği zaman da böyle bir konumdaydı. Oynadığım maç sayıları hemen hemen birbirine yakın. İkinci yarıya başlarken yeni bir şey. Takımın üzerinde ne yoktu biliyor musun? Baskı yoktu. Baskı altında oynamadı bu takım. Ve çok başarılı maçlar oynadı. Çok da iyi maçlar oynadı. Ama baskı altında oynamadı. Sezon başı başladı. Baskı altına girdi. Niye? Bir hedefi var. Türkiye Ligi şampiyonluğu. Burada rakipleri var. Rakipleriyle oynarken rakipleri bir anda Beşiktaş'ı ekarte ettiler. Ve hakikaten çok ekstrem bir performans göstererek yani iki takım şu anda kafa kafaya gidiyorlar. Yani ikisinden birinin olacağı belli. Beşiktaş'ın hedefi burada. Türkiye Kupası diyorsun. Kolay değil. Bunun yanında da Avrupa'ya gitmek. Bence en gerçekçi hedefi Avrupa'ya gitmek. Şeria Hocam söylüyor. İlk 5'e girdiği zaman gidiyor değil mi? Geçen sene oynadığı maçları gene söylüyorum. Baskı altında olmadan oynadı. Rahat oynadılar. Şimdi seyirci diyorsun ki o toleransı göstermesi lazım. Türkiye'de maalesef öyle değil. Yani Türkiye'de tamam 3 maç, 4 maç toleranslı gidersen ama 5. maçta, 6. maçta toparlayamazsan herkes gene başlar konuşmaya. O zaman hocam, bir anda o zaman keser. Yani ama bir anlamı kalmaz ki bu yapılanların. Ama böyle şu anda yani siz Fernando Santos'u getirdiniz. 5 maç, 6 maç başarısız gittiği zaman seyirci bağırmayacak mı? Bağırmaması lazım. Doğrusu o ama işte maalesef olmuyor onlar. Yani olumsuz düşüncenin yok olması lazım. Bence, yoksa olmaz ki. Yani bu şey böyle sirkülasyonla bir yere kadar gidemez. Yani bir yerde zaten iyice bir yere çarpar durursunuz. Yani mesela dün işte Beşiktaş takımı Rize'ye varıyor. Taraftarlar orada işte Onur'u ne zaman yollayacak? Tayyip dediler değil mi yanılmıyorsam? Diyor. Bir tanesiydi. Kimdi bir isim daha söylediler. Muleka vardır, Rebiç vardır. Yani Samet Aybaba da bir şey söyledi. Bence hiç söylemesine de gerek yoktu da orada. Bir onun haberi var, izleyelim o zaman. Madem bahsettiniz Beşiktaş'ın karşılanmasında yaşanan protestoları bir getirelim ekran haberi izleyelim. Samet Hoca'nın tepkisi de güzel. Ya, o taraftarla tartışacak hali yok. Yavaş yavaş diyerek aslında. Ya, ben Santos'la ilgili de söylemiyorum. Burada Onur'a da yani Tayfur'u da beğenmeyebilirsiniz. Bunlar tabii ki yani orada olacak iş değil. Tabii taraftar
kulübün gerçek sahibi de konuşacak, edecek. Müfettiş ya yani. Onur bir kere Gökhan Hoca'nın söylediklerine ben de katılıyorum. Yani eline gelen en iyi niyetle gayet mücadele ediyor. Yani biz Kayseri'de sağ koridoru çok iyi kullanan, geçen sene de geldiğinde devre arasından sonra iyi kullanan, hazırlık kampında hatta Ruzel'le Onur önünde oynuyordu, hep konuşuyorduk. Yani çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Daha bir de bazı oyunculara baskı götürürken onun daha performansını yükseltmiyorsunuz. Onur o baskının altında eziliyor. Bıraksınlar, Onur daha iyi oynar. Hoca da aynısını söylemişsin gibi şu an sakin olmamız lazım. Tabii, yani, kesinlikle hocam. Yani böyle oyuncu kazanılmaz. Biraz beklemek, daha sabırlı olmak gerekir. Telaş yapmamak gerekir. Ben Santos'la ilgili esas konuşulacak konu, yani Santos önemli bir oyuncu, teknik adam. Çok dingindir. Sağ kenarında sakindir. Hep öyle gördük. Hatta 2016'da Fransa'da işte Fransa'yı 1-0 yendiklerini uzatmalarda Eder gol atmıştı. Ondan sonra yani ondan evvelki mesela maçlarda penaltıya kaldığında Ronaldo falan arkadaşlarını at falan diye devreye girdi. Biz görüntüleri görmüştük. Şimdi Polonya milli takımı evet kötüydü ama ondan evvelde mesela Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildi biliyorsunuz değil mi? Önde olduğu maçı 2-1 kaybetti. Kendi evinde. Portekiz'de kaybetti. Oradan biz de playoff'a eşleştik. Bizim playoff'ta da biliyorsunuz yani Burak penaltıya atsa maçın ne olacağı belli değildi değil mi? 2-2'ye geliyordu herhalde yanılmıyorsam. Ve de orada biz bir ilk defa bir Kunst'la beşli bir sistem denedik. Çok gereksiz. Berkan da sol bek oynamıştı. Yani ben oraya gitme, yani o kadar da iyi kadro biliyorsun. Yani Fernandes oynuyor, Ronaldo var, Shota, yani Silva, yani bunlar ciddi anlamda yani üst seviye oyuncularla playoff'ta gittiler. Yani burada da benim soru işaretim var. Hem de bizim konuşacağımız, yani bir teknik adam alınacaksa, dediğim gibi Santos sakin, dingin, iyi bir kariyeri var. Hiç ona bir şey demem. Ama 70 yaşında bir teknik adam, ya futbol sahasında daha dinamik olması lazım. Daha enerjik olması gerekir. Daha sinerji takıma vermesi gerekir. Ya bunu Santos'luk değil. Benim genel düşüncem Santos başarılı olur, başarısız olur, hayır. Esas biz bunu konuşmalıyız. Yani doğru zamanda bir teknik adamın doğru yerde olması gerekir. Milli takım takviminde, hocam siz de çalıştınız. 3 ayda doğru mu? 3 ayda yatıyorsun. Benim hayatta verdiğim en yanlış kararlardan biri ne biliyor musun Cüneyt? Ümit Milli Takım'a teknik adam okulmak. Bak 41 yaşında, şimdi söyleyeyim, milli takıma tabii ki o bayrak, o milli takım çok onur verici. Hayır bak, 12 maçta bir mağlubiyet aldık. Arda Turan Galatasaray PAF takımdaydı, Arnavutluğa götürdüm. Cafer Can'ı oynattım. Burak Yılmaz Antalya'da oynamıyor, problemleri var. 20-21 yaşında Ümit Milli Takım'da oynadı, gol attı ilk maçta. Selçuk Kınan öyle, Mehmet Topal'ı Dardanel'de. Yani birçok oyuncuyu bir şekilde... o kadronun içinde. Volkan Babacan 18 yaşında Ümit Milli Takım kalesinde oynadı ilk 11. Başakşehir'de oynayan. Yani neden biliyor musun? Yani benim söylediğim kendimle ilgili. Şimdi bir antrenörün, 70 yaşında bir antrenör geldiği zaman, bu Santos için değil. Az önce de söyledim. Saygı duyulacak bir teknik adam. Ya artık milli takımda çalışabilir. 3 aylık bir periyotla oynuyorsun. Yani rahat rahat dinleniyorsun değil mi? Hiç dinlenirsin, oynarsın. Ama daha genç, daha dinamikken mesela kendim için diyorum ya hata. Şimdi yani biz kendi bu işi yaptığımızda kendimize örnek veriyoruz. Şimdi ben çalıştım ilk Marmaris'te, ayrıldım hocam. Vestel'e gittim. Hem baştan aldım hem iki takımda o sene ayrılmama rağmen çıktı. Arkasından 6 ay Ankara Spor Süper Lig'e çıkardım. Ankara Gücü Süper Lig takımına gittim. Ayrıldım, Fatih Hoca beni 5 kere aradı gün içinde. Sabaha karşı bile. Gece bozuldu hatta. Ben dedim yardımcımla gelirim. Gelmem o demişti. Hocam gelmiyorum ben de. Kapattık telefonu. Sonra tekrar aradı. Benim en büyük hatam. Çünkü 41 yaşındayım Cüneyt. Onun için yanlış. Bu örneği vereyim. Yani kendim işte asbel kadar bunları yapıp 3-4 şampiyonlukla öyle gitmiştik ligde çalışarak. Ama hata. 41 yaşında bir teknik adam Ümit Milli Takım'da olmaz. Tabii ki milli duygular çok önemli ama daha interaktif sahada olur. 70 yaşında bir adam da bana göre sahada olması gerekmez. Daha çok milli takımda, yani altyapılarda koordinatör olur veya işte belirli onları ne bileyim orada bir futbol aklı olur veya o milli takım teknik adamı olur. Ama kulüp takımında çok yani çok şiddetli artık var ya, bir maç trafiği var. Yani bir haftada 3 maç oynuyorsunuz. Devamlı seyahat ediyorsunuz vesaire bilmem ne. Yani o bende soru işareti var. Yoksa
Hasan Bey, Feyyaz Uçar, Samet Hoca düşünmüştür. Mutlaka onların da bir bildiği vardır. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Yani benim tek düşüncem bu. Yani futbol sahasında, çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi işleri var. Genç bir takım, seneye de böyle bir yapılanma ve yıldız oyuncularla şampiyonluğa oynayacak. Yani eksiklikler zaten ülkede var. Oyuncu üzerine oynanan bir oyun var. Yani genelde onların inisiyatifine bırakılmış. Yani oyuncu kalitesiyle işler dönüyor. Ama Beşiktaş'ta o rakamlar, o paralara çıkamazsa Fenerbahçe ve Galatasaray kadar. Onun için antrenörlük işi olduğu için bunları söylüyorum. Ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani ben yanılabilirim. Futbol gayet olabilir. Ben kendim yaşadığımı bildiğim için. Genç bir teknik adam, daha böyle dinamik, daha hedefleri olan o olması gerekirdi. O yaşlar genç, nasıl kendimle örnek verdim, milli takım olmazsa. Yani o 70 bantına artık gelmiş Santos'un da dediğim gibi daha böyle milli takımlarda görev yapıp kulüp takım tercihi de başka olabilirdi. Ama dediğim gibi mutlaka bunun artı eksini düşünmüş. Heyecan vardır. Taşıdığınızı da ifade etti toplantıda. Heyecan vardır. Yani. Murat Özbaşan, ben heyecan bak yoktur demedim. Yani gözünde bir pırıltı var. 13 sene sonra takım çalıştırabilir de bir insan. Bak orada da bir sıkıntım yok benim. Ama daha oyun dinamikleşti, daha bilinmeyeni çok bir hale geldi, daha sahada özel gelişim istiyor oyuncular, bireysel, grup, takım olarak. Hep sahada olmalısınız Cüneyt. Daha interaktif, daha canlı olmanız gerekir. Siz de işinizde öyle değil misiniz? Bütün güne gelip 2 saat burada program mı yapıyorsunuz? Masa başında interaktif değil misiniz? Kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz çalışanlara, şu bu bilmem ne. Yani benim demek istediğim o, ama bekleyip görmek gerekir. Peki bir hocaya da kulak verelim. Bakalım. İlk açıklamaları neler olmuştu hocanın? Açıklamalar böyleydi. Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Peki şampiyonluk sonrası hangi teknik adamlar görev aldı Beşiktaş'ta ve puan ortalamaları ne? Sergen Yalçın da şampiyon olmuştu Beşiktaş. Sonrasında 15 maç görevde kaldı. Ortalaması 1.5 Sergen Hoca'nın. Ardından Önder Karaveli göreve geldi. 1.66'lık ligde ortalama yakaladı. Valerian İsmail ile yola devam etme kararı almıştı Beşiktaş. 1.72 idi Valerian İsmail'in puan ortalaması. Şenol Hoca göreve geldi. Bırakana kadar 2.2'lik bir puan ortalaması yakaladı. Ardından Burak Yılmaz 1.50'lik puan ortalamasına ulaştı. Rıza Çalınmay kısa bir dönemde 1.40 puan ortalaması yakaladı. Serdar Topraktepe o da çok kısa görevde kaldı. Puan ortalaması 2 ve Fernando Santos bakalım nasıl bir ortalama yakalayacak Beşiktaş'ın başında. Şampiyonluğun ardından asıl önemli olan bu kadar çok ismin neredeyse hani Türk televizyonlarının en büyük barkolarından birine sahibiz ama sığmayacaktı, biraz daha küçülterek sığdırabildik. O galiba Gökhan Hoca işin daha da enteresan tarafı puan ortalaması. Aslında şampiyonluk sonrasında Sergen Yalçın'ın da başa girmek gerekir mi? Tabii. O zaman 15 maç daha görev aldı. Sığmadığı için. O zaman kaç oluyor? Sergen Hoca'yı da sayalım. 2, yani 3, 4, 5, olundu. 6, 7, 8. teknik direktör. Sezona başlandı. Orada Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde kötü giden bir sürecin ardından bir ayrılık yaşandı. Bence onu da koymak gerekirdi ama belki bir dahaki sefere diyelim yani. Tabii Beşiktaş umarız ki Fernando Santos da başarılı olur ve kontratın sürecini tamamlarsa. Yani bu artık yani Türkiye'de sadece Beşiktaş değil, özellikle bu sezon kulüplerimiz bir rekora doğru gidiyorlar biliyorsun. Yani 15-16 tane değişim oldu ve Beşiktaş'ta bir değişim oldu ve Trabzonspor'da bir değişim oldu. Yani değişimi olmayan takım sayısı şu anda oldukça az. Hatay'da bile Volkan Demirel'in belki her an onun bile bırakabileceğine dair haberler geliyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki daha ligin bitmesine çok bir zaman var ama teknik direktörlerle ilgili çok ciddi şeyler yaşanıyor. İşte biraz önce basın toplantısından önce burada konuştuğumuz bir konu vardı. Yani bu taraftar kitlelerinin eskisi kadar sabırlı olmamaları, işte sosyal medyanın devreye girmesi, orada başlatılan kampanyalar, oradan başlatılan süreç, aynı şekilde tribünlerin. Yani burada bu şekilde bugün bence Fenerbahçe'de bile İsmail Kartal, işte bugün Galatasaray'da Okan Buruk. Samimi söylüyorum, bence kişisel düşüncem 2-3 maç kaybetsinler, burada bile inanılmaz homurdanmalar başlar. Hiç şaşırmam yani buna. Herkes bir anda gerideki şeyleri unutur,
ya işte bu böyle bu gitmez acaba ne olsa falan diye bir tartışmalar bile başlayabilir. Ki nitekim Okan Buruk'la ilgili zaman zaman çok tartışmalar oldu. Fenerbahçe Avrupa'da 6-7 maçta. Okan Buruk'la geçen sene devre arası hatırlıyor yani, musunuz? Evet. Hazırlık maçlarında iki tane oyuncu oynuyor ilk 11'den. Diğeri hepsi Dünya Kupası'nda orada burada linç ettiler ya. Burada biz konuştuk. Yani birkaç kişi de vardı tabii. Sırf ben kendim için söylemeyeyim. Ya hazırlık maçlarında adamı yollamaya kalktılar. Dediğiniz gibi Beşiktaş maçından önce yollamaya derbi sonra Başakşehir hatırlarsınız değil mi? Evet. Ya olur mu falan gitsin misin? Sonra bir baktık herkes sahip çıkıyor. İsmail Hoca için de bu. Hazırlık yani, maçının antrenörü yani, yollamaya kalktılar. Geçen sene şampiyon olan antrenör. Abdullah Avcı bile yeni geldi. Birkaç maçta bir şey oldu falan. Orada bile yine eleştiri. Yani eleştiri olacak zaten. Ya bu işin doğasında var. Olmaması gibi bir durum olamaz ama bunun yani her gelen teknik direktör de yani bu da gitsin, o da gitsin, şu da gitsin, o gelsin, bu gelsin. Yani bu çözüme de bunun bir çözümü de olmuyor. Tabii ki kan değişimleri bazen lazım, bazen kangren oluyor ve kesmeniz gerekiyor bazı yerleri. Yani keseceksiniz, atacaksınız, yapacak bir şey yok. Biz yine Beşiktaş'a dönersek yani şu tabloya, şu sıralamaya bakarsak gerçekten Beşiktaş'ta çok sıra dışı bir durum ortaya çıkmış. Yani son yıllarda bu kadar teknik direktör herhalde arka arkaya görev yaptığı bir şey olmaz. Gördüğüm kadarıyla da tabii maç sayısına bakıldığında en başarılı Şenol Hoca görünüyor. Tabii Serdar Hoca 3 maça çıktığı için onun ortalaması iyi çıkmış. Serdar'ın da ortalaması çok iyi. Yani bu Santos'la dönersek... Şenol Hoca'nın geçen seneki ortalaması da yüksekti. 2.30. Evet, 2.30. Yani Santos'a da dönersek ben yine aynı şeyleri tekrarlayacağım. Evet, Beşiktaş ağırlığı olan, disipline önem veren, geçmişi CV'ye bakıldığında A+ bir teknik direktörü takımın başına getirmiştir yönetim. Bundan sonraki süreç tamamen Sayın Başkan'ın bugün basın toplantısında söylediği gibi biz kendisine destek olacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası. UEFA'ya katılmak, bu yine çok önemli bir şey, bir sezonu kupayla bitirmek bile. Ve önümüzdeki sezonun takımının oluşturulması. Ve burada da bence en büyük yine sorumluluk taraftara düşüyor. Yani taraftar biraz sabırlı olup destek verecek. Bir de ben en büyük sorumluluğun Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya düştüğünü de düşünüyorum. Çünkü onlar daha fazla maçlar edip, daha fazla bu işine girip mutlaka... İyi oyuncuları getirmeli. Çünkü Beşiktaş taraftarı, camiası en başta başkan ve yönetim onun için görev verdi ilk senede. Daha fazla seyretmesi gerekir. Daha fazla hareket etmeleri gerekir. Yani yurt dışı, orası burası ve çok sağlam bir squad ekibi kurmaları gerekir. Değil mi Gökhan Hoca? Kesinlikle. Çok sağlam ama onların da mutlaka çok maç seyretmesi gerekir. Çünkü ondan beklentiler yani futbol şimdi oynamış, teknik adamlık yapmış iki insan geldi futbol aklı olarak. İnşallah başarılı olsun tabii, ikisi de temennimiz o. Ama yani bu beklentiye de onların karşılık vermesi gerekir. Her yani şey, taraftarın değil mi hocam? Beklediği kesin, o değil kesin mi? Hocam istikrar. Her şeyin ilacı istikrar esasında. Biz, tablo dediğiniz biz çok sabırsız, güzel. İstikrarsızlık işte tablosuydu işte hocam. Yani onu söylüyorum. Şimdi biz işte futbol alanındayız değil mi? Milli takımımızın istiyoruz ki her Avrupa şampiyonasında, her dünya şampiyonasında oralarda bulunsun, gruplarından çıksın. Bu ne? Bir istikrar göstergesidir. İşte kulüplerimiz gitsinler Şampiyonlar Ligi'nde oynasın, gruplardan çıksınlar. Yani bir istikrara kavuşsunlar bu. Futbolcuda da geçerli. Hani iyi olan gidecek tabii ki zamanı gelince ama onun yerine dolduracak oyuncularla o istikrara devam ettirmemiz lazım. Bu teknik adamlıkta da böyle esasında. Biz o kadar sabırsızız ki yani bir maçla yer yerinden oynatabiliyoruz. İki maçta şu anda Okan Hoca Galatasaray'ın başındaysa geçen sene şampiyon yaptığı için ve kredisi hala yok. Düşün yani en ufak iki tane maç kötü gitsin Okan Hoca sorgulanmaya başlıyor. İsmail ya, Hoca 19-19 yaptı. Bir farklı mağlup oldu. Ya, bir Trabzon mağlubiyeti hocam, dediğiniz doğru. Destek Jesus'tan vermek için önce, söylüyorum hocam. Hemen tabii, sorgulanmaya başladı. Hatırlıyorsan kaldığı sene Jesus'tan önce çok başarılı gitti. İstikrar açısından devam etmesi lazımdı. Bir anda Cessus'a karar verildi. Cessus'a devam edildi. Bu söz anbaşı gene İsmail Hoca'ya gitti. Şimdi en ufak bir çalkantı işte Norjeland'da maç kaybetti hocam, maçı. Bir anda sorgulanmaya başladı. Hocam Cessus'a da devam edebilirdi Fenerbahçe. İstikrar adına Cessus'a da devam ya edebilirdi. Zaten istikrardan yan olduğunda bunu kişiler üzerinden özdeşleştirmiyorum. Yani burada istikrar. Şimdi şurada Beşiktaş'a bakıyorsunuz işte. İki sene içindeki teknik adam sayısı. 8 tane hocam. 8 tane.
Şimdi bunların 3 tanesi sezon başı yapsa bu işi, sezon başı yapsalar hangisi takım kurdu, hangisi takıma geldi, elinde hiçbir imkan yok. Yani her şeyi sıfırdan başlaması lazım. Hele hiç bilgisi yoksa bu lig hakkında ve oyuncular hakkında her şeyi sıfırdan başlıyorsun. Şu anda Beşiktaş'ın hedefi herkes, işte başkan da çıktı, Sayın Hasan Arat da çıktı. Türkiye Kupası gibi bir hedefimiz var dedi. Neden? Ligde o hedefi kaçırdın çünkü. Ligde o hedef yok. Şampiyonluk diye bir hedef yok. Ligdeki hedef üçüncü bitirebilmek. İlk iki değil bak, üçüncü bitirebilmek. Avrupa'ya öyle de gidiyorsun. Ha, en kolay tarafı kupa kazanmak işte. Fenerbahçe geçen sene Jos Başan'ın başarısız mı diye tartışırken Türkiye Kupası aldığı için eh diyorsun. Türkiye Kupası'nı kazanmak. Şimdi Beşiktaş'ın ama hedefi de şu anda Türkiye Kupası'nı kazanmak ve istikrarlı bir kadro yaratmak ve iyi oyuncuları bulmak. Bu iş hiç kolay değil. Yani şu anda konuşmak dünyanın en kolay işi. Ben her zaman diyorum, bekara karı boşamak kolay. Konuşursun. Ama o istikrarı orada göstermek olan, işte o işin içinden gelen yönetici var, sportif direktör var, ne bileyim bir yönetim var. Hepsi bu işe soyunmuş. Yani Portekiz, bu işleri bilerek soyunmuş. Portekiz medyası bugün yazmış hemen, Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor diye haber yapmışlar. Oyuncu mu antrenör? Oyuncu olarak. Ben espri yaptım. Ciddi mi? Antrenör olaraktır ya. Ya oyuncu olarak mı? Oyuncu olarak yazmışlar yani. Bazı yani pozisyonlara... Gökhan İnler olduktan sonra... Tabii. O da... Quaresma hocam biliyorsun 83 doğumlu, Gökhan İnler de 84 doğumlu. Bir yaş var arasında fark. Hoca da bazı pozisyonlara oyuncu alacağız dedi. Hoca söylüyor işte ama buradaki... Hangi pozisyonlara acaba? Golcü alacaklar. Yani Aboubakar tabii bilmiyorum kalacak mı kalmayacak mı, nasıl bir durum olacak. Cenk var şimdi, bakacağım seri performansı. Yani. Bak. Şimdi sağ bek. Sağ bek gerçi Adana Demir'den herhalde. Svensson olacak herhalde. Var. Pazar günü Cengiz futbola geri döndü değil mi? Evet. Bugün bakıyorsun, bugünkü Semih'in performansına bakıyorsun. İşte Beşiktaş yeni bir santrafora kavuştu. Yarın senin o söylediğin transfer işleri girsin. Herkes bir santrafor baksın dediğin zaman Semih'i kenara atacaksın veya oturtacaksın evet. Kenarda. Kenara atacaksın veya kenarda yanında oturtacaksın. Ve aldığı süreler gene eksilmeye başlayacak. En üzücü olay ne biliyor musun hocam? İşler Beşiktaş'ta kötü yani gitmeseydi, iyi gitseydi Semih de oynamazdı, Demir'e Ege'de biliyor musun? İki tane pırıl pırıl genç, biri 18 yaşında Semih, 19 yaşında Demir Ege, ikisinde potansiyeli var mı? Var. Hocam yani bakıyorsun 6 numara olarak, az önce Sergi Busquets dedim ya, onun gibi doğru mu? İnce uzun. Evet, yani evet. Uzun bacaklı, yani ben sen de gitmiştin mutlaka, yani Barcelona maçı seyrettim Avrupa'da da, bir hafta Barcelona yeni Le Masse testlerine gittim ben. Orada kaldım Cüneyt, antrenman o bu bilmem ne, yakından da gördüm ettim. Yani tabii ki çok farklı seviye Busquets ama potansiyel olarak o da 6 numara oynuyor ya, ona benziyor. Kendini geliştirirse bakıyorsun Busquets, Xavi, Iniesta ya antrenmandan 3 saat 4 saat önce geliyorlar hocam. Hocam City belgeseli var, çok kısa bir şey söyleyeceğim. City belgeselini seyretmişsinizdir mutlaka. Manchester City Guardiola oyuncu da 9'da çağırıyor, 5'te yolluyor ya. 9'dan 5'e kadar Cüneyt. Testeler oyuncular. Yani oyuncunun gelişim böyle oluyor. Tabii, bizde hocam. Getir olay olur. Antrenörü ben sana söyleyeyim mi? 2 günde değil mi hocam? Yerler. O, altı, bak ciddi söylüyorum. 5-6 sene önce. Bu adamlar da pardon hocam ben sonra. Bunlar da stili oyuncular serbest sahibi değil mi? Yani normal zengin değil. Çok büyük paraları oynuyorlar. Öyle diyeceğim. 5-6 sene önce ben altyapının başındaydım. Semih 2005'lidir. Demir Ege 2004'tü. Bu gruplar yani bu oyuncular. O zaman altyapının oyuncularıydı. Ve bu oyuncular, siz de çalıştınız yani değil mi? Tabii ısrarla. Ben başta biliyorum yani. Ben ısrarla buraya geldim. Sezon başından beri bu Semih'in süre alması lazım. Semih'in süre alması lazım. Bak aldı vermiyorlar, yazık ediyorlar falan diye. Bu oyuncuları bildim. Çünkü bu oyuncular devamlı şekilde yurt dışına turnuvalara gidip bugünler için yetiştiriliyorlar. Ve imkansızlıklar için. Hani sen Manchester City örneğini veriyorsun ya. Adamda var 7 tane sağ, 8 tane sağ. Beşiktaş Kulübü hala altyapıyla ilgili herkes konuşuyor. Altyapıdan oyuncu çıkmayla ilgili konuşuyor ama. Ben üst yapı için söyledim hocam onu. Temin ya, şey olarak sabah söylüyorum. Ben yani bu imkansızlıklar içinde bir tane suni çim sahada 3 tane takımın antrenman yaptığı bir yerden çıkan oyuncuları konuşuyoruz biz şu anda. Yani bu oyuncuların hepsi o statlarda, o sahada imkansızlıklar içinde değil mi? Çıkıyor. Yetişmiş, kendini geliştirmiş oluyor. Tabii yani çok herkes zor, altyapıdan konuşuyor ama altyapıyı evet, sadece konuşmak için konuşuyor. Bu imkansızlıklar içinde yetişen oyuncular. Ve bunlar şans bulursa hakikaten olabilecek fazla oyuncu da var. Ama yok, o imkanın yok. Alınan para, yani gelen para bir şekilde... Hocam Fulya'da mı şu anda tamamen şey? Nevzat Demir sadece U19 var.
Sadece U19 oradan. Diğer takımların hemen hemen hepsi şeyde. Fulya'daki sizinle çalıştığınız sahada. Tabii okul saatleri birbirine uyması lazım. Onun için bir sahayı, nizami olmayan bir sahayı, yani nizami olmayan, normalde federasyon izin, maç oynamaya izin vermediği bir sahada 3 tane takım aynı anda idman yapıyor. Ve buradan bugün biz Semih'i konuşuyoruz. Bu çocuklar 5 sene önce oradaydı. Mustafa da oradan çıktı işte. Tabii Mustafa da orada hocam. Mustafa hepsi. Da 16 yaşında, o da çok yetenekli. Onu konuşuyoruz. Hepsi orada yani şu anda imkansızlarla çıkanlardan tabii. bahsediyoruz. Bunların içinde daha da yeteneklileri var. Ha ben Serdar Ümraniye teknik olarak yetmiyor mu bütün takımda? Yok. Şey, ben neden Serdar Topraktepe kalmalı diye kendi fikrimi beyan ediyorum. Çünkü bu oyuncuları 2 senedir tanıyor. 2 senedir beraberler. Yani Semih milli takıma giderken de Serdar Topraktepe'nin takımında, o 19 takımında. Siz olduğunuzda Serdar Topraktepe var mıydı o zaman altyapı kadrosuna? Yok, o zaman yoktu hocam. Serdar sonra mı geldi, daha iyi oldu? Son 3-4 senedir var ama yani şeyde sizden takım sonra. Çalıştırma işini yani 2 sene önce aldı o 19'u. Oyuncuların hepsini çekti aldı. O takımı bildiği için söylüyorum orada olması lazım diye. Yani şimdi orada çıkan bütün oyunculara bak ne diyorum yani orada bir Yakup Arda diye bir çocuk var. Burak Hoca'nın az bir süre şans verdi. O çocuk da enteresan bir oyuncu. Ama şans bulması lazım bilen. O da yetenekli ucunda. Çok yetenekli hem de biliyor musun? Süratli yani hocam, çok enteresan. Ekipte bir tane yerli hocanın olması yani, şart. Ve o hoca da Serdar Topraktepe olsa daha harika daha olur. Daha bildiği için oradaki diyorum. Oradaki koordinasyon açısından. Ya yani, iletişim oldu. Yani kurması açısından önemli. Siz bir yere gidiyorsunuz farz edelim genel müdür oluyorsunuz. Yani orada mutlaka biri size oradaki ortamı zaten tanıtması gerek değil mi? Yani şu şöyledir böyledir. Yani, bir geçiş sürecinde yanında olması gerekir. Hiçbir şeye karıştırmayacak. Bak onu da söylüyorum. Hiçbir şeye karışmayacak. Anladın Santos gelse Serdar. Toprak'ta bir ekibinde olsun bir şeye karışmayacak yani sadece fikir alışverişinde bulunursa bulunacak. Çünkü yanında 5 tane 6 tane kendi yardımcısı var. Ha buradaki avantaj şu Serdar Topraktepe ufak yaş gruplarında bunlarla beraber olduğu için işte Semih de diyorum 2 senedir işte aynı demi Ege'de aynı şekilde işte o Yakup Arda da aynı şekilde Serkan Emrecan aynı şekilde bunlarla beraber olmuş. Bunların az çok özelliklerini biliyor. Aşağıdaki olan oyuncuları da biliyor o yaş grubunda A takıma çıkabilecek oyuncu. Oradan faydalanma amacıyla söylüyorum ben. Evet. Şimdi bugün bir Semih'i yakaladıysan şu anda yani Beşiktaş takımı konuşma nedeni bir işte Santos teknik adam bir de Semih. Yani biz onların üzerinden gidiyoruz şu anda. İki haftadır Beşiktaş'a. Demirege'nin monte edilmesi, iyi oynaması. Daha yani o, onun... Ya, o... Ona Semih güvenenlere karşılığını vermesi. Bugün hayır gol at katılıyorum hocam. Semih tartışmaz. Demir Ege'nin de bu puzzle parçalarının oturması da çok önemliydi. Yani gecenin artısı olarak bana göre kötü giden sezonda artısı özellikle ikisinin Beşiktaş'ın geleceğinde mutlaka önemli bir rol oynayacak. İkisi de yani yeri geldiğinde performansı kötü olabilir ama ikisi de oyuncunun nosyonu olarak değil mi hocam? Yani baktığında yetenekleri bayağı iyi. Yani Tuğ Kömeç ya, o, de var kadroda. İki tane. Yakup Arda Kılıç. İşte Yakup Arda az önce. Kılıç. Emrecan Terzi zaten 86'da oyuna oynayan, girdi. Evet. Sol bek oynayan. Aytuş'la sol stoper. Emirhan Delibaş. Emirhan Delibaş kendi kendine. Mustafa Erhan Hekimoğlu. Hekimoğlu. Evet. Bak Hekimoğlu da ne diyorum sana sen Semih. Ya bugün kadroda gelecekte iki bayağı, rakibi. Ya, oyuna girdi Hekimoğlu. Evet. 86. Hekimoğlu Lugano maçında hocam, da oyuna girdi. Evet, Lugano tabii. maçında oyuna girdi Avrupa'da. Orada oyuna girdi. Burada da süre aldı şimdi. Yine sonradan oyuna girdi. Ve ben diyorum 200 sene sonra Semih'ten sonra bir santrafor daha geliyor tabii. işte. Ya bir de bu oyuncular mesela oynadığı zaman arada performansları kötü olabilir. Bir oyuncunun potansiyeline bakmak gerekir. Yani en önemli bana göre ki bir teknik adamın yapacağı gözlem budur. Yoksa bir oyuncunun zaman geldiğinde veya bir iş yerinde de siz bir görev verirsiniz birinize yanında çalışan. O işi o gün kötü yapabilir ama onun böyle potansiyelinin kötü olduğunu göstermez. O gün belki elini yüzünü bulaştırabilir. Yani onun için oyuncunun da yani bir gün kötü oynayabilir, bu gençler de kötü oynayabilir. Esas potansiyeline bakmak gerekir. Yeteneklerine, futbolcu meziyetlerine bakmak gerekir. Karakterlerine bakmak gerekir. Benim gördüğüm kadarıyla diğer o giren, Gökhan Hoca'nın söylediği oyuncular da gözlemlediğim ya sorunsuz Beşiktaş'a aşık genç çocuklar. Yani bu Beşiktaş için çok büyük artı. Bunu Beşiktaş çok doğru kullanması gerekir. Ya kullandıktan sonra da unutmayalım elde de tutması gerekir bir eleştiri. Ama yönetimi o konuda yani, tebrik etmek gerekir. Rıdvan gibi. Cüneyt yeni Semih'le 5 yıllık mukavele uzattı. Şimdi yönetimi de Hasan Bey ve yönetimi tebrik etmek evet. gerekir. Yeni biliyorsun hafta içi
5 yıllık bir mukavele yaptılar. Çok doğru bir şekilde Semih'le. Sonrasında çünkü menajerler hemen alıp yurt dışına götürdü. Tabii, çünkü bravo. O konuda da önemli bir hamle yaptı. 3 tane örneği var. Evet. Var Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de var. Serdar Sarıcı, Emirhan İlkan. Tabii. Rıdvan Yılmaz. Bu arada Serdar Sarıcı, hocam siz de çok altını çizdiniz. Tabii. Yani satın alma opsiyonunun ne kadar olduğunu biliyorsunuz, okumuşsunuzdur. Evet. Ya ben o zamanki bir böyle yani çok böyle acele alınan bir karardı. Çok yanlıştı. Bu kadar acele etmemek gerekir. Serdar diyeceksin tamam tutacaktım. Ben Emirhan, Rıdvan bu oyuncuları yani bir geleceğine satıp yani bir ne olacağı belli olmayan Onana, Bahtiyar bak ne diyorum düzgün olan hiçbir sıkıntı yok ama ikisine toplam bonservisine 9 milyon euro verilmemesi gerekir. Onana'dan da Beşiktaş çıktı herhalde Marsilya değil mi? Kiralık satın opsiyonuyla 4,5 milyon euro çok büyük iş yaptılar. Yani beklenmeyecek bir iş değil mi? O da yönetim başarısı. Hocam. Başarısı kesinlikle. Alanı eleştiriyorsak gönderenini... Gönderir de kesinlikle. Önemli bir başarı. Şimdi yanında konuşalım. Erteleme haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Tümasan, Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray karşısında da Murat Özbostan izledik Konyaspor'u. Maçın favorisi şüphesiz Fenerbahçe. Enteresan bir maç olacak tabii soğuk havada. Belki tek dezavantaj hava durumu olabilir Fenerbahçe açısından. Konyaspor'un da Galatasaray karşısında zaman zaman iyi oynasalar da gücünün bir yere kadar olduğunu biliyoruz. Anadolu takımları ne yazık ki öyle. Hani bunu da üzülerek söylüyoruz. Reha Hocam da sık sık altını çizerek o kalite farkını belirtiyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yani bir sürpriz beklemiyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin bu rüzgarıyla artık Fred'in dönüşü. Tabii o büyük ondan etki. Sonra Cengiz'in olağanüstü formu. Hatta orada İrfan mı, Cengiz mi şu an şeyi var. Yani hangisi oynayacak diye bir tartışmalar da var. %51 İrfan diye bir oran geldi bize. İrfan Cengiz bir arada oynamaz mı? Öyle oynar hocam siz. Bir duyum aldınız mı? Tadiç. Öyle bir duyum Tadiç aldık. Bekleyip. Yani, çizgilerde oynayabilir çizgilerde, mi? Çizgilerde dediğiniz gibi. Tabii öylesine ama, yani ben yani bir, dedim birin, hani belki birinci duyum şey, almışızdır. Yani tabii bir ikisini almadık. Yani açıkçası 11'e baktığımız zaman yani bizim en azından 11'de Ferdi var. Yani ama tabii burada Cengiz'in de böyle bir formundan sonra böyle bir maçtan sonra yedek kalır mı? Yani o da insanın tabii kafasını karıştıran bir durum. Ama İrfan Can'ın da sezon başından beri gelen bir istikrarı, katkısı, bir oyunu var. Ona da haksızlık olur. Ya burada hoca başka bir plana geçecek. Hadi ben ikisini de şey yapmayayım diye ama bence bir tanesi yedek kalır. Ben Cengiz'i tahmin ediyorum. Yani oyun planını değiştireceğini bilmiyorum, düşünmüyorum açıkçası. Yani İrfan Can parantez içinde böyle kadrolarda bir şey vardır gazetelerde. Diğer alternatif yazılır. Ben de İrfan Can parantez içinde Cengiz diyorum. Lükse bakar yani, mısınız o mesela? Tadiç. Yani bir de tabii Bonucci transferi bitti Fenerbahçe'de. Yani transferde yine Fenerbahçe ilk şeyini yaptı. Bombasını patlattı diyebiliriz. Yarın gelmesi bekleniyor. 6 aylık bir sözleşmeden bahsediliyor. İtalya'dan en azından gelen haberler bu yönde. O da önemli bir oyuncu, önemli bir tecrübe. Samet'in bu arada Yunanistan'a gideceği yine bugün gün boyunca konuşulan transfer haberlerinden bir tanesiydi Fatih Terim'in istediği yönünde. Ama ben maça dönersek yani taraftarıyla bu formuyla ben Fenerbahçe'nin fire vermeden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Rahat sıcağı devam sıcağına, edeceğini bunu düşünüyorum. Bunu için soralım hocam senin mevkiin. Ne dersin Bonucci için? Ya Bonucci'yi konuşmaya lazım yok. Takım patron, şey defansın patronu olarak gelecek de. Şimdi bende şöyle bir şey var. 37'lik Dzeko, 36'lık Bonucci.
Yani bir de bakıyorsun ya şey bitiyor ya. Ceko şimdi ya, hayır şunu söylerken yani Ceko ya Ceko için kimse bir şey demez. Geçen sene 37'lik Gomis de Galatasaray'ın şampiyon olmasına sezon başı o 1-0'larda 1-0'larda değil mi? Çok önemli işler yaptı. Takımı da sözleşme teklif etti. 2 senelik sözleşme istediği için Türkiye'ye geldi. Tabii biliyorum biliyorum. Yani Bonucci zaten yani konuşmaları geldiği zaman o defansın patronu olacak. Hele şimdi Beko sakat, işte Ceko orada. Bonucci şu anda 6 aylık yani kısa bir dönem için Fenerbahçe'nin ilacı olacak. Bir de oynamış yani Union Berlin'de oynadı. Şampiyonlar Ligi oynadı vesaire. Ama çok... sonuçta referansına baktığın zaman zaten İtalya defansın ustaları yani İtalyan oyuncular defansın ustaları. 2021 İtalya'nın şampiyon olduğunda Chiellini ile ikisi yani onlar var ya bak, ben bir şey söyleyeyim mi? Stoperlinin nasıl meziyet, nasıl pozisyon alması gerektiğiyle ilgili üniversitede ikisi bana göre eğitim görevlisi olarak yani spor akademilerinde çalışması gerekir. Chiellini'nin de Bonucci'nin de. El ele dolaşıyor gibilerdi. Evet. Zaten Juventus'ta yani Chiellini en son gitti Amerika'da futbolu bıraktı dönüyor herhalde. Şimdi Bonucci gitti Union Berlin'e transfer yaptı. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye gelecek. Ben diyorum 6 aylık süre için yani Bonucci'yi de konuşmanızım yok. Ben Ceko'yu zaten konuşmuyor. Tamam. Sezon başı alınması gereken doğru. Şimdi Tadic dediniz ya. Tadic'de şundan örnek vereceğim. Tadic sağda İsmail Kartal'ın yardımcısı gibi ya. Yani sağ kolu gibi. Sağdaki sesi gibi. Bak dikkat edin yani herkesten vazgeçebilir. Tadic'den geçmesi de çok zor. Bak Tadic, Ceko, bunlardan şimdi, vazgeçme olasılığı süret çok tabii, çok çok. Hocam bir alfa daha geldi. Yani Bonucci alfa Bonucci, karakterli işte bir oyuncudur. Dediğiniz gibi lider. Yani soyunma odasını da Tadic'le Ceko nasıl toparlıyorsa mutlaka o da toparlayacaktır. Çok hırslı, takıma direkt böyle etki edebilecek, çok karakterli, %100 konsantrasyonla oynayan bir oyuncu. Eski performansı var mı? Yok. Olsa zaten Juventus'tan ayrılmazdı. Yani işin gerçeği ama şunu söyleyeyim. Futbolda Popescu etkisi yapar mı hocam? Ya Popescu apayrı profildeki tabii oyuncu. Yani Popescu yani bu kadar ağır olup da bu kadar pozisyon bilgisi, tekniği birinci sınıf bir oyuncu belki yani Avrupa'da bile azdır. Benim en çok mesela gelip etki eden bravo dediğiniz gibi çok iyi oyuncuydu. Ama Bonucci de mutlaka etki yapacağını düşünüyorum. Çok iyi profesyonel. Yani ben Juventus Galatasaray maçı 2-2 kaldı ya Torino'da o maçı mesela yorumlamaya gitmiştim. Antrenmandan önce gittik işte biz yayıncı kuruluşu bakacağız. Adam takımdan önce antrenmana çıktı. Kendi ile Gökhan Hoca'nın söylediği gibi Barzagli de geldi üçlü oynuyorlardı. Kendileri bireysel Barzagli'yi çalıştırıyorlar şöyle al pozisyon falan diye. Yani yarım saat önce Conte teknik direktördü. Ya ben Bonucci'nin bir de şunu söyleyelim kalecinin önündeki Gökhan Hoca da bilir en az koşu mesafesi futbolda Cüneyt sağ içinde koşan dayanıklığa ihtiyacı olan stoperler. Evet stoperlerin sakatlanma riski de çoktur. İşte Bekao'da bu sene gördük. Serdar sakatlandı vesaire vesaire. Yani Bonucci'nin hem oraya alternatif olur oynamadığında da sıkıntı yaratmaz. Yani yalnız sağ içi değil sağ dışında da ben Fenerbahçe'nin yalnız oyuncu değil iyi bir karakter de aldığını düşünüyorum. Winner bir oyuncu alıyor hocam. Winner bir oyuncu daha ekliyor yani. Hocam, şöyle düşün. Winner oyunculardan kurulu bir ekibi. Sen gene yani master'ını bile tamamlamış winner bir oyuncu da alıyorsun. Yani İtalya milli takımı Juventus hocam, baktım ama şey gibi yani. Ben İtalya milli takımında alıyorsun. Da hocam Juventus'te de seyrettim yakından. Siz de mutlaka herkes seyretmişti. Ya bakıyorsun adama yani Union Berlin'de de öyleydi. Bu sene maçlarını seyrediyorum televizyonda. Hala hırslı da hala istekli. Arkadaşlarını itiyor. Şunu söylüyor bunu yani. Mesela Tadic'de Ceko önde lider değil mi? Geride de mesela liderlik yapabilecek bir oyuncu. Bütün takımı gören sağ bek, sol bek, orta sahayı yönlendirebilecek çok iyi bir profesyonel. Çünkü Galatasaray'da oynayan Popescu önünde onlar vardı ki hocam. Popescu defansı orta sahanın bu tarafını bak, hacı bu tarafını Popescu'nun Galatasaray'a gelmesi Galatasaray'a da Türk futbolu adına da büyük şans. Yani Avrupa'da rahat oynardı. Galatasaray'ın o başarısında en büyük etkenlerden biri. Bülent Korkmaz'ı geliştirdi. Şey derim hocam, Hacı'nın gölgesinde kaldı. Tabii bravo. Bülent Korkmaz'ı geliştirdi. Yani nasıl ufoloji Semih'i geliştirdi. O sezon Bülent Korkmaz satılarsın satıştan kaldı. Satıştan kaldı. Satışa çıkarıldı. Birinci, gitmek de bravo. İstemedi ama yani, çıkmadı. Pozisyon almasını Bülent'e çık et. Biri hamle stoperi, biri denge. Bülent Korkmaz sonra denge stoperi olmaya başladı. Başka bir şeye evrildi. Popescu
çok teknik. Yani bu kadar orta sahaya kadar çıkıp bu kadar ağır oyuncunun iyi pozisyon bilgisi, açık alanda yakalanmaması, top tekniği bir kere müthiş bir oyuncuydu. Onun için çok doğru örnek verdiniz. Hacı ile Popescu geldiği dönem Galatasaray'a level atlattılar. Tabii. Bak hakikaten level mental atlattılar. Olarak da yalnız her futbolcuk oyun değil, olarak, kafa oyun olarak da hocam. Başarı olarak, her şey olarak yani beraber futbolu öğrendiler derim ya. Hacı ile Popescu o zaman ya da teknik, çok gençti Galatasaray kadrosu. Hocam hem teknik ekipte yer alan hem de saha içinde oyuncu olan. Yani Banucci de böyle bak. Kafayı da unutmayalım. Bak Banucci, tabii mutlaka Banucci de, Mariano da öyleydi. Ben Mariano'nun maçını çok yorumladım. Sevilla'da ile seyrettiğimde daha müthişti, Galatasaray'a geldi. Ya ne yapıyordu biliyor musun? Oyunculara sen buraya gir, Fegüli'ye sen çık, gel Belanda falan. Yani o bir üçgen kuruluyorsa onu kuran Mariano'ydu. Ya şunu söyleyelim, Dzeko, Tadic ve Banucci de böyle oyuncu yani. Örnek verdiğimiz, yani bunlar da aynı zamanda teknik adamın sağ içindeki eli, yani eli kolu falan her şeyi, gözü kulağı, yani her şeyini yapabilecek. O teknik adamın ne istediğini bilen, çok tecrübeli ve çok iyi teknik adamlarla çalışmışlar. O baskıları alabilen, arkadaşlarını önlendirebilen. Bunun bilgisi de fazla yani. Bazen devre arasına girersin. Bak bu büyük takımlarda ve bütün takımlarda da olur. Kaptan, hoca konuşur çıkar, kaptan değil mi hocam, bir konuşması takım vitesini arttırır. Takımın tecrübeleri. Ya ben bunu futbolculuğumda da yaşadım. Konuşuyordu büyüklerimiz falan. Antrenörlükte de yaşadık vesaire. Veya diğer takımlarda da gözlemleyebilirsin. Hocam ben lafınıza takıldım ya. Tadic'i kesip oynatabilir mi Cengiz'i? Evet ben yani... Ha, İsmail Kartal bunu yapabilir mi sizce? Yapabilir. Yani ben niye yapabilir? Şimdi niye yapabilir? Tadic'e çok büyük bindi. Bir dinlendirmek gerekir. Kötü oynuyor illa değil. Son haftalarda evet performans iyi değil. Ama ya bir İrfan'la Cengiz'i de o kanatta oynatmak gerekir. Cengiz sağda değişecek, solda. Oyun içinde de değişebilir. Mesela şunu söyleyeyim. Cengiz geçen sene mesela tabii Fenerbahçe öyle oynamıyor. Yani 3-4-2-1 gibi oynuyordu Marsilya, Cüneyt. Arkasında tek santroforun arkasında Gökhan Hocam içeride oynuyordu. Çizgide değil. Yani 3-4-3 gibi değil. 3-4-2-1 gibi arkada oynuyordu. Mesela böyle bir düzen de olabilir. Ya böyle bir düzende daha içeride İrfan, Cengiz, arkada işte Szymański, daha çizgide olmayan çizgileri bir şekilde işte bekleri çıkartarak falan, yani Mert'i çıkartarak, Ferdi'yi çıkartarak da olabilir. Ben ya kısaca ben bekliyorum. Gel, yani hadi seni bir dinlendireyim dese bozulmaz olabilir. Yani. Ya bozulmaz, anlatır ona, çok yük bindi. Bir İrfan'la bir de yani formda, yani hem İrfan formda zaten. Hem de Cengiz'le bir onları bir denemek gerek. Bunda bir şey yok yani ya. Kesilmeyecek diye Tadic'in... Özür dileyerek senin fikrine katılmıyorum. Biraz evvel konuşmamda da söyledim. Yani Tadic bunun sağdaki sesi değil, bence. Hocam sağ ben de, kolu... Ben de söyledim bence, az önce. Bence işler bu kadar... 3 dedim. O... Doğru, işler bu kadar doğru giderken Tadic'i hiçbir şekilde keseceğini düşünmüyorum ya. Yani o söylediği, hocam, hocanın ben... söylediği taktikle gayet güzel koyabilirsin Cengiz ama... Cengiz de oynasa İrfan'a yazık, İrfan Can'a oynasa Cengiz'e yazık. Ya Tadic tabii ki, onu da söylüyorum zaten. Şimdi Banucci de geldi, bir üçlü oldular Dzeko ile, tamam. Sağ içinde şimdi Banucci yok, ikisi tamam lideri de. Ya bir şeyleri de bir denemek gerek, hem görmek gerekir. Hem bir şey olursa ne olur, bunlar da formda. Onun için söyledim. Ya böyle bir simülasyonda yaptı mı hoca, yani kafasında hani bir simülasyon maçta önce ya İrfan'ı oraya koyayım, bir Tadic'i bekleteyim, çok yük bindi. Çok yük bindikçe iyi de oynamıyor. Bir hani amaç Tadic'i bir anda böyle kaybetmek değil. Yani bir iki tane formda oyuncuyla başlamak. Dediğinizi bence kupa maçında yapabilir. Ama lig maçında yani telafisi olmayan hocam, bir yerde... Hocam ben de Cengiz'im yani bu kadar kupa maçında onu yapmaz. Kulübeye mi oturacağım? Gökhan şimdi? Hocam. Duracak. Ben sana kupa maçı... Etrik yapmış. Hocam kupa maçı 11'ini söyleyeyim mi çizgi? Büyük olsa Emre Bor'la... Joshua King olur büyük olsa. Batshuayi de santrafor. Hayır çizgileri yani, söyledim ben. Şimdi diyor yani. Kulübede otursam oturmayacak bu hocam. Futbolcuya sorarsan hiçbiri oturmak istemez ki. Kimi oturtacaksın? Batshuayi oturmak istiyor mu? Hocam King'i oturmak istiyor hocam, mu? Hayır, futbolcu yani... Samet kadroya alınmıyor. Sor ben ilk 11 oynamak istiyorum der. Bırak Cengiz, kadroya girmeyi. Bak direkt Cengiz ilk 11 oynamak istiyorum. Bir maç üzerinden söylüyorsun. Cengiz Ünder ondan önce formsuzdu. Şimdi İstanbulspor maçında 4 tane gol attı. Bir anda gündem oldu. İrfan Can cezalıydı diyelim. Şimdi İrfan Can da dönüyor. Ne yapacak o zaman? Bir bakalım, o oturmayacak, bu oturmayacak. Kim o oturacak? Otevel'i de hazırlayalım. İlla birileri oturacak. Ben otururum canım da yani.
Hocam yani, oturan da alıyor mu maç başını? Tabii tabii. Primden? Ya futbol tam yani, mı alıyor hocam? Futbol, yarım alır. Teknik adamın bu yönde işi zor. Yani bu kadar winner bir oyuncuyla, bu kadar winner bir takımla oynadığın zaman hakikaten kadro yapmak dünyanın en zor işi. Çünkü ne yaparsan yap, maç kötü bittiği zaman hatalısın. Herkes çünkü bu niye oynamadı, bu niye oynamadı, bu oynuyor. Kulübeye baktığın zaman kafayı çevirmeye, göz göze gelmeye korkarsın oyuncuyla ya. Hepsi bunları şey oyuncu. Düşün şimdi Cengiz oynuyor, İrfan Can şeyde, kulübede İrfan Can'la göz göze gelmeye korkarsın. Çünkü adam da oynamak istiyor. Batshuayi aynı şekilde oynuyor diyelim. Morali bozuk adamın Batshuayi gitmek istiyor ve kaldı şimdi. Batshuayi de 11'de oynamak istiyor. Çünkü 2024 Avrupa Şampiyonası var. Belçika milli takımının oyuncusu. Orada oynamak istiyor. Sen şimdi İsmail Batshuayi hepsi hangisiyle göz göze gelsen problem. Hocam Umut Nayır bile oynamak istiyor 2024 için yani. Hatta onun haksız için de müracaat etti, gitmek istiyor. Yok evet. Haksız mı şimdi onu söyle bana. Haklı. Bizim muhtemelimiz böyle. Biz oynattık. Ama Tadiç'i oynattık. İrfan'ı mı? İrfan'ı kestiniz yani. Kestik biz. Bize gelen bilgi bir önü. Livakovic, Ferdi Oğuzlar İrfan da var ya Fenerbahçe Serdar adına Mert, sezonu... Fred, İsmail, Tadiç, Şimanski, Cengiz, Ceko yaptık. Yani Tadiç'ten daha iyi performansı var İrfan'ın şu anda. Çok iyi oynadı. Öyle böyle değil yani. Yani kariyer sezonu ya. Onu da oynatmamak evet. Yazık yani. O da haksızlık. Bu da Crespo'yu kestiler hocam. Fred'e gelince Crespo'yu kestiler. Onu da kestiler. Crespo hariç. Hocam kesilsin artık. Fred Crespo ayıp yani. Onu da artık konuşursak. Hani ayıp oluyor Crespo falan dersek ikilisi, Fred'e saygısızlık olur hocam. Yani biz Sabah Spor olarak Cengiz'in yerine Ferdi'yi oynattık. Bizde de öyle bakalım. Hocam bir tane Cengiz daha varsa yerine, bir de Emre Mor'u oynatır. Cengiz'in yerine şey pardon. Ferdi İrfan'a. Bir de Emre Mor'u oynatırsanız tamam. Yok Emre Mor. Yok üçü de birbirine benziyor sonuçta baktığı zaman. Sol üçü de sağ çizgide oynuyor. Tabii. Ama hocamın dediğine olabilir yani. Ben de katılıyorum. Hocam Fenerbahçe şu oyuncu kadrosuyla her şeyi deneyebilirsin. Bak her şeyi deneyebilirsin. Yani diyelim, her formasyonu da denersin tabii, hocam. Formasyon, yani üçlü, icat dörtlü, yaparsın. İcat. İkili ne istiyorsan icat yani. Yaparsın. Hocam Fred'i oynatmasak madem iki maç oynamadı biraz daha yok. Dinlensin. Yok ben şöyle yapayım mesela Fred'i tek önlü libero oyna. Hocam. Hocam. İrfan oraya hocam, oynayamadı mı? Fred'i tek önlü libero oynat. İrfan Can'ı Cengiz'in yanına koy. Orayı dörtlü yap. Evet. Şimanski İrfan yani tabii. Çok ofansif bir kadro. Onu ne zaman yaparsın biliyorsun? İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı o riski alırsın tamam işte, o zaman. Fred'i tek önlü libero. İrfan Şimanski, Cengiz Tadiç şöyle. Baktın sıkıştın, üçlü yaptı defansı. Bir de o, bakar mısın? Her şeyi deneyelim. Hayır, hayır esas bomba ne yok? İsmail Kartal herhalde neler yapıyor şu an? Yok, ya bir şey söyleyeyim mi? Sen Fred'in önünde dedin İrfan, Tadiç, Şimanski ve Cengiz. Üç, dördün de özelliği ne? Sol ayaklı olması. Ne enteresan. Dördü de sola. Evet. Ya ben yani benim düşüncem. Tabii hocam, mutlaka İsmail Kartal buna... Hoca karar verecektir ama ben yani bu kadar formda İrfan, işte Cengiz kendini bulurken, işte Tadiç falan yani tam saha içinde bir şeyler var ama sonuçta ya abiye Fenerbahçe kulübünün ihtiyacı yok. Yani hocam, tamam saha içi liderliği var bir şey demiyorum ben. Yani bir anda da silinsin öyle bir şey demiyorum ama bir yani bir formda bir oyuncu var. Bir de sezon başından beri çok formda oyuncu var İrfan. Oynatırım hocam çizgilerde. 5 tane İkisini. Sol ayak oldu hocam. Fred'i de koy oraya. Arkaya tek ön numara. Fred de önde ucu maçı. Sol ayak 5 tane oldu şimdi. 5 tane sol ayakla topu rakibe vermeden. Osterwol de o da sol ayaklı. O veriyor takıma rakibe bak. De ötekiden o 5 tanesi vermez. Tabii. Sola çekmesin takımı. Tabii bu bir de hafta içi maçı. Bundan önceki maç işte Cengiz'in eforu. Daha tam aslında... fiziki olarak hazır olmaması yani tam iyi bir performans ortaya koydu ama biraz daha zamana ihtiyacı olması. Bir de hafta içindeki maçı düşünerek şöyle bir tabii bir rotasyon da yapabilir. Ben seni Cengiz hafta sonu şey yapacağım bugün İrfan'la. Ya o değişimleri de yapabilir. O yani arada bir kaçıncı dakika onu... çıkardı Cengiz'e Ceko'yu hocam? 80'lerdeydi herhalde. Tamam işte bu hani hafta içindeki maçları düşünerek yani dinlensin diye çıkardı. Ya şey yani bir de antrenörün böyle güzel böyle meşgaleleri olsun ne gibi her antrenörün. Yani böyle formda oyuncu olsun değil mi hocam? O oynasın, bu oynasın, onu düşünsün. Ya formsuz olsa düşünebiliyor musun? Ya hangisini oynatsam yine kötü oynayacak falan. Formda oyuncu yani sonradan da hamle şansın var. Ya yani bu da çok önemli.
Ya hamle de iyi bir oyuncu, formda oyuncu sokacaksın. Yani ikisinden biri yedek kalırsa ama yani biraz farklı şeyleri de İsmail Hoca'nın denemesi gerekir. Hafta sonu bir daha maç var. Önümüzdeki hafta için kupa maçı var. Ondan sonraki hafta yine hafta içi maç var. Bir de İsmail Kartal, Hocam hangi maçta puan kaybederse veya istediği sonuç olmazsa herkes tarafından eleştirebilir. Neden biliyor musun? O kadar iyi kadro var ki. Bir tanesi diyor ki bunu niye oynatmadın? Öteki diyor ki bu kadroda bu niye oynamaz? Bu niye oynamaz diye bir laf var. Bu oynamaz mı? Bir de hocam ne biliyor musun? Doğru rekabet bu. Oyuncu performansı yukarı çeker. Esas yaptığı en güzel şey oldu. Rekabeti getiriyor takıma. İrfan'ın iyi performansı Cengiz'i yukarı taşıdı. İşte takım içi rekabeti bu. Tabii bunu söyleyeceğim çok düşünmezdim ama Batshuayi konusunda da biraz haksızlık yapıyor. İspanyolcu çok geç oyunu alıyor. İşte acaba hiç almasa daha mı iyi olur şimdi Batshuayi? Ya onu burada eleştirdik ya. Derbi maçında Kayseri deplasmanı, bu yanlış anlamayın. Yani alt sıralarda küme düşme odasındaki takım değil. En formda takım Kayseri, ilk defa yenildi. Hat-trick yapıyor bu adam. Sen derbide iç sahada oynuyorsun. 90. dakika oyuna hamle yapıyorsun Batshuayi'ye. Yani bu doğru değil tabii. Bu hafta da böyle doğru değil. Çok basit bir şey. Bu haftadan bak yola çıkarak. Şimdi Cengiz'le başladı. İrfan Can cezalıyı da kessin. İrfan Can gibi formda bir oyuncuyu nasıl oynatmazsın? Niye Cengiz'le başladın? Cengiz'i kesersen adam 4 tane gol attı ya bu maçta nasıl kesersin hocam, bunu? Hocam Tadiç'i kessen son haftalarda formsuz su kaldırır. O kadar eleştiri olmaz. Kesmez hocam. Kendini mi kesen? Kesmez. Tadiç sahaya. Bak Tadiç oynamazsa ne denir? Ya Tadiç son haftalarda formsuzdu. İki tane formda oyuncuyu oynattı, bir şey olmaz. Hocam, ama dediğinize katılıyorum. Kesmez hocam. Şimdi ben Cengiz oturursa ya bir Cengiz kesilir mi İrfan? Ya sezonun en iyisi. Ama Tadiç için o kadar olmaz. Hocam ben Livakovic geldi. Livakovic kaleye geçer dedim. Yani o maçta normal Avrupa'da yok. Bundan sonra hani Livakovic oynar dedim. Linç ettiler beni ya. Hatırlıyorsun bilinç, Cüneyt değil mi? Bilinçli yaptılar hocam. Yani. Yok abi bilinçli bilmem de yani. Niye belli... linç ettiler hocam? Yok öyle İrfan Can yani çocuk iyi oynuyor. Benim dediğim gibi gönlüm Türk oyuncağına keşke oynasın. Yani, ama Livakovic geldikten sonra yani şart olduktan sonra o geçecek kaleye. Vay efendim neymiş İrfan Can bir anda şey oluyorsun hatırladın mı? O kadar sosyal medyaya takılmayın hocam. Hayır. Ben takılma olasılığım yok çünkü. Yani. Sosyal medyam olmadığı için ben rahatım. Yani bugün en ufak bir şeyi söylediğinizde, eleştirdiğinizde çok farklı yerlere çekilip binlerce mesaj atılabiliyor. Yani insanlar fikirlerini söyleyecekler. Övüldüğü zaman övülür. Eleştiri olduğu zaman da eleştiri olur. Yani bunun kadar doğal ne olur? Kimse fikrini söylemeyecek. Hep yani çok iyi takım, çok iyi hoca, müthiş, olağanüstü. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, fikir olarak görmüyorlar. Zannediyorlar ki biz programdan önce oturuyoruz. Hadi bugün Fenerbahçe aleyhinde konuşalım. Ne hocam sen buradan gir. Gökhan hocam sonra orasını eleştir. Buna sen de topla hepsini birden eleştir. Ya böyle bir toplantı yapıldığını filan hayal ediyor insanlar ya. Hocam şimdi ondan sonra... Ya biz programda daha sıcak fikirler olsun diye ben özellikle diyorum ki yorumculara lütfen kendi aranızda burada konuşmayın. Fikirlerinizi birbirinizi bilmeyin. Ekran önünde organik biçimde sıcağı sıcağına fikirlerinizi masaya koyun. Tartışalım hep birlikte diyorum. Yani herhangi bir plan yapılmıyor tam tersi. Belki de yapılması lazım ben bunu tercih ediyorum. Plansız giriyoruz biz. Şu anda her şey simultane gelişiyor. Ben Real Hocam'ın Fenerbahçe hakkında ne düşündüğünü bilmeden soruyorum soruyu ki doğrusunu öğrenci bildikten sonra zaten danışıklı dövüşlerler yanında oldu. Burada her şey doğaçlama gidiyor. Her şey doğaçlama. Şu yaptık anda hocam, anket yapsam. Yani. Bugüne kadar yok hocam girince şunu konuşun siz dedim mi? Kesinlikle hayır. Bak onu net söylüyorum. Şu anda anket yapsan bak yarın Cengiz mi oynasın? İrfan Can mı oynasın? 50-50 çıkar ama herkes konuşur bak. Herkes hocam veya şöyle kadar. Mesela şu üçlüden hangi ikili oynasın? Tabii. Tadiç, İrfan, Cengiz. Zor bir tercih. Bakalım bekleyelim. Yarın nasıl yarın bir tercih görelim. Olacak. Yayından sonra ayrılmıyorum da yarın kimi eleştireceğimizi. Tabii. Evet. Sevgili seyirciler takım oyununun sonuna geldik. Hoşçakalın.